sönmesin. Diyalog Medya Grubu. Sizings Construction yapmakta olduğu ve tamamladığı projeleriyle güvenilir ve kaliteli işlere imza atmaya devam ediyor. Sizings Construction, sentetik halı saha ve sentetik yürüyüş yolu projeleriyle ada genelinde onlarca projeye imzasını attı. Construction. Nurer Construction 90 artıyı sunar. Evet, mutlu bir akşam diliyorum. 19 Mart pazartesini gösteriyor takvim yaprakları. Yeni bir birliktelik Diyalog TV'de 90 artıda 23'e kadar olan bir birlikteliğimiz an itibariyle başladı. 23. hafta az önce tamamlanan Merit Alsancak Eşilova karşılaşması Türk Ocağı'yla az önce son buldu ve Merit Alsancak Eşilova Türk Ocağı'nı 2-1 mağlup ederek o da haftayı 3 puanla kapattı ve gözler artık 24. haftaya çevrildi. Bakalım 24. haftada neler olacak onu da hep birlikte izleyeceğiz. Onun öncesinde hafta arası oynanacak olan kupa maçları var. Çarşamba günü Küçükkaymaklı Cihangir karşılaşması var. Yarı final ilk ayağı Şehit Hüseyin Rusoğlu stadında. Akşamı ise Atatürk stadında Yeni Cami ile Mausa Türk Gücü takımları kupa yarı final ilk ayağında bir araya gelecek. Her zamanki olduğu gibi haftanın toplu sonuçları, puan durumu ve bir sonraki haftanın programıyla açacağız. 90 artı 23. hafta sonunda oluşan toplu sonuçlarda Doğan Türk Birliği 0, Yeni Cami 0, Küçükkaymaklı 0, Cihangir 2, Bafül Kürdü 1, Gençlik Gücü 2, Gayu Çetinkaya 1, Mausa Türk Gücü 1, Yeni Boğaziçi 2, Binatlı 5, Ozanköy 3, Yalova 0, Lefke 4, Gençler Birliği 0 ve az önce tamamlanan karşılaşmada Merit Alsancak Eşilova 2, Türk Ocağı 1 şeklinde tamamlandı. Alınan bu sonuçların ardından Yeni Cami 50 puanla ligin zirvesinde. İkinci sırada Doğan Türk Birliği var, puanı 44. Üçüncü sırada Gayu Çetinkaya, puanı 42. Dördüncü sırada Binatlı, puanı 40. Beşinci sırada Küçükkaymaklı, puanı 37. Altıncı sırada Merit Alsancak Eşilova, puanı 36. Yedinci sırada Bafül Kürdü, puanı 32. Sekizinci sırada Lefke, dokuzuncu sırada Mausa Türk Gücü'nün 30'ar puanı var. Aynı puana sahip Cihangir ise 10. sırada, 11. sırada Gençlik Gücü var, puanı 29. 12. sırada Türk Ocağı, puanı 28. 13. sırada Gençler Birliği, puanı 28. 14. sırada Yalova var, puanı 21. 15. sırada Yeni Boğaziçi, puanı 18. Ligin dibinde ise Ozanköy var, puanı 17. 24. hafta cumartesi günü Gençlik Gücü Binatlı, Yalova Yeni Boğaziçi, Gençler Birliği, Gayu Çetinkaya maçları var. Pazar 4 karşılaşma oynanacak. Yeni Cami, Ozanköy, Mausa Türk Gücü, Merit Alsancak, Eşilova, Türk Ocağı, Küçükkaymaklı ve Cihangir, Doğan Türk Birliği maçları var. Pazar günü haftanın kapanış maçı pazartesi akşamı Bafül Kürdü ve Lefke arasında oynanacak. Birinci ligden oldu bu hafta. Esentepe 2, Dumlupınar 1, Değirmenlik 2, Akova 2, Doğancı 0, Maraş 0. Pazar günü Lapta 4, Göçmenköy 1, Bostancı Bağcılı 2, Girnalkevi 4, Mor Menekşe 3, Görneç 1, Kaya Mehmetçik 1, Hamitköy 0, Çanakkale 1, Gönyeli 0 şeklinde tamamlandı. Esentepe puanı 51, Gönyeli'deki kan kaybı devam ediyor. Puanı 44, 3. sırada Mor Menekşe var, puanı 41, 4. sırada Girnalkevi var, puanı 40, 5. sırada Hamitköy var, puanı 38, 6. sırada Maraş var, puanı 37, 7. sırada Dumlupınar var, puanı 34, 8. sırada Göçmenköy var, puanı 32, 9. sırada Lapta var, puanı 30, 10. sırada Değirmenlik var, puanı 29, 11. sırada Bostancı Bağcıl var, puanı 28, 12. sırada Akova var, puanı 26, 13. sırada Çanakkale var, puanı 22,
14. sırada Kaya Mehmetçik var, puanı 21. 15. sırada Görneş var, puanı 21. Ligin dibinde ise Doğancı var, puanı 20. Kapet 1. Lig'de önümüzdeki hafta, 24. hafta Cumartesi Girnal Kevi, Kaya Mehmetçik, Göçmenköy, Çanakkale, Dumlupınar, Mor Menekşe, Görneç, Lapta ve Maraş Esentepe maçları oynanacak. Pazar günü ise Hamitköy, Doğancı, Akova, Gönyeli ve Değirmenlik, Bostancı, Bağcıl maçları var. Program da bu şekilde. Yine hep birlikte 24. hafta öncesi 23. haftanın değerlendirmesini yapacağız. Ebru Akgür, değerli spor yazarı arkadaşım, bu akşam yine kırmadı. Geldi, katıldı ve 23. haftayı değerlendireceğiz. Onun önce sonrasında ise kupa maçları var, hafta arası, yarı final. Onları da değerlendireceğiz. Sevgili Ebru, hoş geldin diyorum. Bir kez daha seni görmek burada güzel. Aynı şekilde burada olmak güzel. 2 saat dop dolu güzel bir program olsun dileyelim. Aynen öyle. Nereden başlayalım? Yeni Cami keskin bir virajı geride bıraktı açıkçası. Doğan Türk Birliği zirve yolunda, şampiyonluk yolunda en keskin virajlardan bir tanesiydi. Doğan Türk Birliği kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirmek düşüncesi vardı. Yeni Cami ise yenemezsem yenilmeyerek dönmek önemlidir dedi. Başladığı gibi biten bir karşılaşma. Baktığımızda Doğan Türk Birliği adına şanssız bir gün diyebilir. Futbol şansından uzak oldukları bir gün. Ama günün sonunda istediğini alan taraf Yeni Cami oldu. Puanı 50. Son 7 haftaya da ümitli ve keyifli bir şekilde giriş yapan bir Yeni Cami olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Yeni Cami istediğini aldı. Yani bir puan oradan beklediği, arzuladığı galibiyetten sonra ikinci skordu ve istediğini aldı. Aradaki puan farkını da korudu. Doğan Türk Birliği'nin direkt önlerinin topları var. Daha sonra izleyecek izleyicileri de tekrardan ama tabii 6 puanlık bir fark 7 haftada kapanır mı? Evet, kapanır matematiksel olarak ama Yeni Cami'ye baktığımızda gerçekten hem oyun disiplini hem ortaya koyduğu oyunla birlikte rakiplerine göre bir adım önde. Tabii ki bu puan farkı bu oyunla birlikte gelmesi şaşırtıcı olmadı, onu söyleyelim. 7 haftada Yeni Cami 2 maç üst üste kaybeder mi veya farklı haftalarda puan kaybeder mi? Kalan fikstüre baktığımızda Binatlı dışında çok zor bir rakip görünmüyor. Hep alt sıralarda olan rakiplerle maçları var. Fikstür avantajı da var Yeni Cami'nin. Doğan Türk Birliği artık rakibinin kazanmasını bekleyecek. Tabii en güçlü aday olarak biz ikinci aday Doğan Türk Birliği'ni gösteriyoruz. Hemen arkasında Gavi Çetinkaya var 42 puanda ve Binatlı 40 puanda. Ben onların çok artık şampiyonluk şansının kalmadığını düşünüyorum. Tabii ki bu söylediğim matematiksel olarak değil. Gavi Çetinkaya önüne gelen fırsatları değerlendiremedi. Az sonra da tekrar detaylı konuşuruz maçlar geldiğinde ama gerçekten ben fırsat geldiğini düşünüyorum Gavi Çetinkaya. İşte bu da bir fırsattı. Yeni Cami'nin berabere kaldığı haftada galibiyetle kapatabilseydi çok çok daha hem motivasyon olarak hem de mental açıdan iyi bir hafta geçirecekti ama olmadı. Berabere kaldılar. Onlar da çok büyük bir avantaj kaybettiği gibi görünüyor. Binatlı ise zaten uzaklaştığında daha önceki haftalarda da kendi programımda da ben bunu söyledim. En güçlü aday, en yakın Yeni Cami'ye Doğan Türk Birliği ama şampiyonluğun en güçlü adayı Yeni Cami. Evet. Az önce tamamlanan maçı konuşalım istersen. Mert Alsancak, Eşilova, Türk Ocağı'nı 2-1 mağlup etti. Eşilova puanını 36 yaptı. Hani kalan haftalar için acaba 5. ya da 4. koltuğuna gelirler mi düşüncesi bende açıkçası doğdu. İyi bir çıkışları var. Kupaya veda ettiler ama ligi de bırakmadılar Ebru. Sonuna kadar mücadele edecekler. İyi bir kadroları var zaten. Çok dramatik bir vedalar oldu aslında kupaya. Bunu belirtmek lazım. 0-0'ın rövanşında 2-0 önde götürdükleri bir Mausa Türk Gücü karşılaşması ve 8 dakikanın içinde kaybedilen bir karşılaşma. Sanıyorum uzun süre hafızalarından silemeyecekleri bir veda oldu kendilerine Mausa'daki karşılaşma. Bir kere Yeşilova bu lige gerçekten renk kattı ve güçlü bir takım. Ligin dinamiklerini değiştirecek bir takım olduğunu ispatladı bana göre Yeşilova. Belki bu sezon şu anda tabii ki daha üst sıralara ilk 5'i hedefliyor olabilirler. Bunu da başarabilirler, neden olmasın ama gelecek yıl için Yeşilova bana göre hedeflerini büyütmelidir. Çok iyi bir başkanları, futbola çok meraklı bir başkanları var. Sürekli oyuncuların yanında destek oluyor. Oyuncular da çok güzel bir motivasyon yakaladı ve
seneye daha büyük hedefler koyması gerektiğini düşünüyorum ben bu takımın. Çünkü Mert Alsancak Yeşilova gerçekten ligde dengeleri değiştirecek bir takım olduğunu gösterdi. 36 puana ulaştı. Evet, belki playout sınırı yukarı çıkacak. Hep 35'lerin üzerini konuşuyoruz. 40'ı konuşan var, 40 puana ulaşacağı söyleniyor. Ama bu galibiyetle ben Yeşilova'nın herhangi bir playout sıkıntısı yaşayacağını zaten düşünmüyorum. Türk Ocağı yine sıkıntılı noktada kaldığını söyleyebiliriz. 28 puanda hemen arkasında Gençler Birliği de var 28'de. Hem Gençler Birliği yani hem Türk Ocağı. Yani kazanmış olsa bu akşam 8. Evet, koltuğuna kadar avantaj gelecekti bu akşam itibariyle. Türk Ocağı'nda tabii Derviş Kolcu'nun gelmesiyle birlikte inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Evet, bir toparlanır gibi oldu. Ondan sonra tekrar bir düşüşe geçti. Yani bir iyi bir grafik yakalayamadı pozitif anlamda bakacak olursak. Bu inişli çıkışlı grafik de onların 28 puanda kalmasını sağladı. Sıkıntı yaşayacaklar gibi duruyor aynı şekilde Gençler Birliği de. Yani 7 hafta boyunca stresli dönemler geçirecek bu iki takım diye düşünüyorum. Alt sıralar Yeni Boğaziçi, Ozanköy, Yalova, Gençler Birliği de bu hafta itibariyle o tehlikeyi yaşayan takımlar arasında iyice girdi artık, onu da söyleyebiliriz. Şimdi Ozanköy üst üste galibiyetler alarak belki de herkesi veya şaşırmayanlar da olabilir ama bana göre şaşırtmıştır bu aldıkları galibiyetler. Özellikle Binatlı galibiyeti, arka arkaya aldığı galibiyetler. Acaba playout oynar mıyım, direkt düşmekten kurtulur muyum düşüncesini bir anda akıllara getirdi ama bu çok çok zor. Evet, imkansız değil ama bana göre çok zor. Onların da seneye hazırlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde sevgili Mehmet Bolkan teknik direktörle görüştüğümde biz evet şansımızı zorlayacağız, kalan haftalara devam edeceğiz, elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama bizim artık seneye odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki kalırım giderim. Mehmet Hoca şu anda bununla ilgili bir şey söylemedi ama Ozanköy'ün işi çok çok zor. Yeni Boğaziçi 18 puanda aynı kaderi paylaşıyorlar bana göre. Kendisine gelen fırsatları Yeni Boğaziçi'de değerlendiremedi. Kazansaydı, yeni Ozanköy gibi üst üste galibiyetler alabilseydi belki de işte Yalova'yı hemen sondan bir üst sırada bırakabilirdi. Ama bu üç takım Yalova'yı da içine koymak isterim ben Beyza'da. Çünkü 21 puan, 3 puanlık fark var sadece. Ve 3 puanlık fark bu ligde kapanabilir. Çok kolay kapanabilir. O yüzden Yalova, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy şu anda tabii Yalova'nın son haftadaki düşüşünden dolayı onu bir adım öne koyamıyorum. 3 puanlık fark olsa da bu 3 takımdan ikisi direkt olarak veda edecek ama Yalova da bu potanın içine girdi. Evet. Bilmiyorum, Yalova, sen de aynı fikirdeymişsin ama. Yalova Yeni Boğaziçi maçı çok kritik bu hafta Ebru. Onu da söylemek lazım. Bu hafta alınacak 3 puan gerçekten birebir rakip çok 6 puan sayılacak. Evet. Yani 6 puanlık bir maç. Hani kazanmamalar durumunda Yalova, Yeni Boğaziçi ve üst taraftaki en azından Cihangir'e kadar olan bölüm kazanmaya devam ettiği sürece Yalova, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy için tehlike sinyalleri ya da tehlike çanları iyice çalar artık Ebru. Evet, Yalova'yı da sen de benim gibi potaya koyuyorsun. Aynen, bu 3 takım kalan 7 haftada oldukça zorlu maçlar geçirecekler ve stresli aynı zamanda da. Direkt 2 takımın düşmesi, zaten playout oynayacak takımlarda bile diyelim ki bu 2 takımdan herhangi biri playout'a kalır, Yalova'ya veya Yeni Boğaziçi veya Ozanköy, puanlar bölüneceği için yine sıkıntılı bir süreç yaşayacaklar playout döneminde de. Aynen. Evet, geçelim o zaman karşılaşmalara. Evet. Karşılaşmanın üstüne daha sağlıklı ve keyifli konuşuruz. Liderin maçıyla başlayacağız. Doğan Türk Birliği Yeni Cami karşılaşması 23. haftanın sonucu, en fazla merak edilen karşılaşmasıydı. İyi bir karşılaşmaydı seyirci anlamında, tempo anlamında da iyi bir karşılaşma olduğunu söylemek istiyorum. İyi bir gündü Girne'de, zemin anlamında, tribünler anlamında. Pozisyon vardı, tempo vardı karşılaşmada. Karşılaşmada tek olmayan şey goldü. O golü göremedik ancak keyifli bir karşılaşma gördüğümüzü söylemek istiyorum. Doğan Türk Birliği Yeni Cami maçıyla 90 artı başlıyor. 20 Temmuz Metadanır stadında şimdi yardımcı hakemle de göz göze geldiği, kalecilerle göz göze geliyor. İlk göz göze geldiği isim kaleci Ozan, sonrasında Ercan Dedin ve Çalan Düdük'le de karşılaşma başladı. Doğan Türk Birliği'nin vuruşuyla Okafor, arapası çok güzel. İlk tehlikeli atak olabilir. Aydın son çizgi çekti dışarıya topu. CC o noktada ceza bahçesi, Ünal çabuk döndü. Ünal o noktada.
namı değer CJD Pompeo bölümde şimdi çıkacak olan taraf yeneceğini kale vuruşunu kullanacak. Okoli'yi emekle kontrol etmeyi düşünüyor. Hasan Kanlı Ebuka eşleşmesi. Bakalım kazanan kim olacak Saray'ı? Öyle eşleşmişlere baktığımızda neler söylemek istersin? Şimdi Hasan'ın çok fazla hata yapan bir futbolcu olmadığını söyleyelim. Okoli kaleciyle karşı karşıya kaldırdı. Bakıyorum üst filelerde. Bu arada yardım gelmesini bekledi. Okoli. Okoli o kalabalıktan kurtuldu. Okoli pasını da aktardı. Ebuka vuruş yandan out. Ceza alanı içerisine Emin'in de gelmesini bekledi. Çabuk kullanılan atış. O noktada Ebuka vuramadı. Emek çıkartmakta zorlandı Doğan Türk Birliği savunması. Hasan Kanlı artık ilk 45 dakikada son pozisyon olabilir. Emek arkadaşlarını kontrol etti. Yine sağ tarafa doğru ceza alanı içerisine Ahmet topu indirdi. Ancak kaleci Ercan da kaldı. Kaleci Ercan kullandı ve top düşmeden de ilk 45 dakikanın son düdüğü çaldı. İlk 45 dakikada Yeni Cami 0, Doğan Türk Birliği 0 diyoruz. İkinci yarı çalan düdükle de Yeni Cami takımının vuruşuyla ikinci yarıya başlanıyor. Bakalım ikinci yarı neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi Selim, Aydın sağda boş, Aydın'a doğru. Aydın etkili geliyor Doğan Türk'ün Aydın. Yaptı ortasını Okafor! Kaleci Ercan'ın noktada. Dönen top Pampu'ya yollar mı kaleye vurdu. Mehmet Altın'dan sekti top. Mehmet Altın. Neyin dedi Kerem Eren? Bir elle müdahale vardı. İleriye doğru uzun top. John Ebuka. John Ebuka. Kaleci ile karşı karşıya. John Ebuka ve kaleci Ozan müdahalesini yaptı. Var Aydın. Önündeki boşluğu değerlendirdi Aydın. İki kişi var ileride. O noktada Pompeo'ya aşırtma vuruş kaleye doğru. Top direkten döndü. Bir kez daha Pompeo topa vuramadı. Yine top kaybı. Selim. Selim bir ara pası. Pompeo. Sol tarafta Pompeo ceza alanı içerisine baktı. Ortasını yaptı kaleci Ercan. Havalanan top. Ahmet Sönmez. Tanser Aydın. Tanser'de sarı kartı görecek olan isim. İlk kez Mehmet Altın. Yeni Cami gelecek. Mehmet Altın yaptı ortasını Okul'un olduğu noktaya doğru. Pampu'ya elle oynama devam ediyor. Kerem Eren çok yakın pozisyona. Net bir kararı. Bir kez daha taş kullanacak Yeni Cami takımı. Tanser. Tanser ileriye yaptı koşuyu John. John yaptı koşusunu. Yaptı vuruşunu kaleci. John Ebuka yaptı vuruşunu. Kaleci Ozan. Yukarıya doğru kaldırılan top. Tansel hemen arkasında Aydın vardı. Hasan geldi yardıma. Tansel topun sahibi. Tansel sola doğru topu çekti. Önünü boşalttı. Tansel son çizgide orta yapmak istedi. Aydın ayak koydu. Tansel o topu kaybetmedi. Aydın bakıyorum yerde kaldı. Oyuna başlarken Ahmet Coşkun. Tansel topu engellemek istedi. Ve dakika 87'de ikinci sarı kartı gördü. İlk sarı kartı dakika 66'da görmüştü ve kırmızı kartla oyun dışına gönderildi Tansel. Ancak bu kez kısa kullandı. Kenan ortaya yaptı. Ahmet dokunamadı. Top dışarıda. Girdi Mehmet Ünal. Defans arkasına doğru atılan bir top. Kaleci Ozan bir an tereddüt etti. Boşta kaldı top. Bakıyorum. Çalan düdük. Kaleciye yapılan hareket. Faul dedi. Bu noktada Kenan var. Salih müdahale. Top Salih'te kaldı. Dediğimiz anda da 90 dakikanın tamamlanan düdüğü geldi. 0-0'lık eşitlik var. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, 0-0'lık eşitlik haftanın tek golsüz karşılaşmasıydı. Yeni Cami maç öncesi 49 olan puanını 50 yaptı. Doğan Türk Birliği ise 43 olan puanını 44 yaptı. Tempolu bir karşılaşma. Haniçe'yi anımsattı kupa karşılaşmasını. Hatırlattı bize başkentte oynanan karşılaşmayı mücadele anlamında, tempo anlamında. Gol yoktu bir tek.
açık bir futbol, keyifli bir futbol. Yiyince bir yorgun göründü mü? Yani maçı canlı olarak izlemedim ama maçtaydın sanıyorum. Yorgun gözüktü mü sana? Yiyince yok, gayet iyi. Çünkü evet. Sedat Hoca hemen kaymaklı maçından sonra pazartesi salıyı takıma dinlenme verdi. İlk kez bu sezon adına. Mental olarak da, fiziksel olarak da hazır geldiler maça. Ama belli ki diğer yandan maça çok iyi hazırlanan bir Doğan Türk Birliği takımı her yönüyle kazanmak için ne gerekirse yapan bir Doğan Türk Birliği oldu. Maç öncesi Caner Hoca da zaten belirtti. Oyun anlamında verebileceğimiz her şeyi verdik. Pozisyon anlamında da bulabileceğimiz hepsini bulduk dedi. Tek eksiğimiz dedi. Golüydü. Evet. Futbol şansı dedi. Yoktu yanımızda. İki tane direkten dönen topumuz var dedi. Oyuncuların bellilerine takılan toplar var dedi. Kaldı oralarda dedi. Ama günün sonunda hep bu. Atamazsan golü, geçiremezsen o çerçevenin arasından puanı da alamıyorsun. Doğal olarak Yeni Cami beraberlikle keyifli bir dönüş yaptı Lefkoşa'ya. Ve ben şunu artık söylerim yani çok ciddi bir fikstür avantajı var. Yeni Cami'nin Doğan maçından sonra fikstür artık kendisine döner. Sen Binatlı dedin zorlu görünen bir maçı. Ben bu kategoriye Cihangir'i de korum. Evet, ama Cihangir'in de bir kupa periyodu var. Ve ama sanırım son maç Beyza'da yanılmıyorsam. Evet, son maçlardan evet, biri. Ne olacağı belli değil evet. O sürede ama artık ciddi anlamda bir fikstür avantajını eline geçiren bir Yeni Cami var. Çok bir üzüntü olmasa ben diyorum ki 3 bilemediğiniz 4 hafta sonra Yeni Cami artık belli birlikte şampiyonunu ilan eder diye düşünüyorum. Şimdi ben tabii şunu da eklemek lazım. Bilmiyorum sen inananlardan mısın? Ben inanıyorum. Futbol şansı denen bir olay var. Ve bu yıl bu futbol şansı Yeni Cami'nin yanında. Yeni Cami'nin çok iyi çalışmasını gerçekten Sedat Hoca, diğer teknik adamlara baktığımda Sedat Hoca'yı bir nebze ayırmak istiyorum. Neden? Çünkü hep araştırıyor dünyada yenilik ne var, antrenman sistemi olarak yenilikler ne var, takım mı hangisini uygulayabilirim, burada bizim ada şartlarını hangisini uygulayabilirim, bunlara bakıyor ve gerçekten bir kısmını da uyguluyor. Takımı yorgun görmedim dedin. Bu önemli çünkü Yeni Cami ciddi anlamda antrenman olarak iyi antrenmanlar yapıyor ve bu da tabii ki sahaya, kondisyona yansıyor. O güç kuvvetleri uzun süre devam edebiliyor. Bazı takımlara bakıyoruz hem işte kupayı hem ligi çekemediler ve elendiler. Yani o yükü çekemediler ve elendiler, erken veda ettiler. Ya da belli bir dakikadan sonra o yorgunluğu takımların üzerinde görebiliyorsunuz. Ama Yeni Cami'de bunu görmek gerçekten çok zor. Ve Sedat Hoca'nın inandığı bir şey var. Ben ona özellikle bu soruyu sordum. Kendi programımda da bunu sormak istedim. Bazı teknik adamlar işte bu maçların işte yarı final hafta sonu mu oynansaydı veya kupa maçları hafta sonu mu oynansaydı? Çünkü bizim ada şartlarımıza baktığınızda bazı takımların çoğunun haftada 2-3 maçı kaldıramadığını gördük, izledik. Sedat Hoca buna katılmıyor. Biz artık profesyonelle doğru gitmek istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Ve bizim için sıkıntı değil. Biz hafta içi de maç yapabiliriz. Dönüp ondan sonra hafta sonunda maç yapabiliriz. Biz takımımızı bu şekilde çalıştırıyoruz. Tabii bir teknik adamın bu şekilde düşünmesi çalışmasına yansıyor. Bu çalışma da doğal olarak maçlara yansıyor. Bu anlamda Sedat Deveceoğlu'nu ben diğer teknik adamlarından çalışma sistemi olarak biraz ayırabilirim. Tabii Yeni Cami'nin işte bunlara ek olarak yani çünkü çalışmasını da bir kenara atamayız. En önemli şeylerden biri çalışma ve disiplinini sürdürmesi. Bunun yanında bu yıl futbol şansı da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta senin programında çok tartışıldı ve bu kelime bir hafta boyunca konuşuldu. İşte kumpas mı? İnsanların düşünmediği şu da olabilir. Gerçekten bu yıl Yeni Cami'nin bu futbol şansı üst üste denk gelmiş olabilir. Neden olmasın? Yani başka takımlara da olabilirdi. Bu Yeni Cami'ye oldu. Hakem hatalarını bir kenara koyuyorum. Hakem hataları yok değil vardır. Hem Yeni Cami hem de diğer takımlara. Ama Yeni Cami bu yıl şans olarak da futbol şansı olarak da diğer takımların biraz önünde. Kerem Enan'a da değinmek isterim izin olursa maça atanmasıyla ilgili. Kerem Hoca bana göre ülkenin yetiştirdiği en iyi hakemlerinden biri. Ve işte kulüp istediydi. Daha önce Yeni Cami'nin bir maçını yönettiği ve olaylar çıktığı için Yeni Cami bu hakemin atanmamasını istedi. Bir kere kulüpler burada karar merci değil. Karar merci olan MHK'dır. Eğer orada MHK varsa Merkez Hakem Komitesi ve atamaları yapıyor. İşte bütün kulüpler için söylüyorum. Ben bu hakemi istemem, ben şunu istemem diye demeleri
bir şeyi değiştirmemesi gerekir. Diyorlar, evet, dile getiriyorlar ama bu bir şeyi değiştirmemesi gerekir. Eğer kulüpler karar verecekse buna, hangi hakemin hangi maça atanacağına, MHK o zaman olmasın, kapatsınlar MHK'yı. Kulüpler atasın istediği hakemi göre. Olmaz yani, ben bu hakemi istemem diyebilir, dile de getirebilir. Gidip gerekçelerini federasyona sunabilir ama o karar meclisi değildir. Gerekirse atanacak. Biz isterik diye bir ifade kullandı. Yani bize gönderebilirler başkan Kaan Kaner ama o tanıyorum o söylemden önce karar vermiş Kerem Eren'in bu maça verileceği. Onu da düzeltelim. Yani bu Kerem Eren'in bu maça verileceği önceden konuşulmuş ama açıklanmamış bir olaydı. Edindiğimiz bilgiler en azından bu yönde. O yüzden bu noktaya değinmek isterim. Kulüpler bu konuda karar merci değildir. Hakem hataları vardır ve bu sezonda lige etki eden, çünkü önce maça sonra ligin kaderine etki eden hatalar yapılmıştır. Yapılmamıştır değil. Ama zirveye, ama orta sıralara, ama alt sıralara, bütün takımlara. Bilmem katılır mısın? Hakem hatalarını izledik yani. Doğrudur Ebru. Zaten biz burada haftalardır konuşuyoruz. Farklı isimler de buraya geldiğinde. Özellikle Tayyip Topaloğlu'yla buluştuğumuz her platformda Kerem Eren nerede diye hep sürekli soruyorduk. Bu maçın öncesinden son Süper Lig'de aldığı karşılaşma kupa maçını aldı. Mausa Türk Gücü, Merit Asancı Eşilova ikinci karşılaşmasında görev yaptı. İyi bir süreci geride bıraktı. Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında güzel bir noktaya değindin aslında. Yani Sayın Kaan Kaner bize verin, biz alırız demesinden önce de zaten sinyaller belliydi zaten. İşte Doğan Yenice maçının hakemi olur diye Kerem Eren artık çıkması çıktı ve zaten anlığına kıyla da hem kendisi hem yardımcıları da bir maçı geride bıraktı. Çok yakındı pozisyonlara. Verdiği kararlarda da hep kendinden emindi. Kartlarda da kendinden emindi. Hani neredeydiniz arkadaşlar? Yani bu kadar zaman neredeydiniz? Eğer yoksa, mantıklı bir gerekçeniz, bir açıklamanız yoksa Kerem Eren'i niçin bu kadar uzak tuttunuz Süper Lig'den diye onu da sorarım ve iddia ederim ben. Olması da gerekir. Cuma, çarşamba günü oynanacak olan kupa maçı, ikisi de önemli maçtı. Biri Cengir Kaymaklı, biri de akşam oynanacak olan Yenice Metege maçı ve bu performansıyla kupa karşılaşmasında bir tanesinde yer alacağını düşünüyorum. Yer alması gerekir diye de bunu buradan eklemek istiyorum. Evet, çok önemli bir maçı. Dediğin gibi çok az hatayla, tabii ki maçı izlemedim ama skora etki eden bir hatası asla olmadı. Bu nedenle de atamalar yapılırken gerçekten o hakemin performansını iyice süzmesi gerekir MHK. Şunu da izledik, bunu da edemeyeceğim. Bir kere ayrımcılık yapılmaması. Siz eğer bir hakem hata yaptı diye bir hafta dinlendiriyorsanız, hata yapan bir diğer hakemi de 3 hafta dinlendirmeye alamazsınız. Ya hepsini bir hafta dinlendirmeye alacaksınız, bir kural getireceksiniz ya da 2 hafta. Dinlendirme nasıl olur? Yani işte bunu ceza olarak değerlendirme MHK ama ben bu cezanın yani pek işe yaradığını düşünmüyorum. Bunların, yani mesela şu var, Osman Özpaşa, Merit Aslanca, Eşilova, Yenice maçına damga vuran isim, doğru mu? Bir hafta maç verilmedi, sonra 4. hakemlik verildi. Bu hafta da Kaya Mehmetçi Kamitköy maçındaydı 1. ligde. Evet. Ceza mı, bu ödül mü? İşte onu soruyorum. 4. hakemlik de verildi. Hı. 4. hakemin görevi de bana göre küçümsenmesi gerekmez. Çünkü sağ kenarında orta hakemin göremeyeceği noktaları görür ve uyarır orta hakemi. Ama hakem ihtiyacı da var. İşte bir hafta siz dinlendiriyorsunuz, sonuna veriyorsunuz. Kerem Eren'a 3 hafta maç vermiyorsunuz. Mesela Emre Öztaşlı daha yeni bu hafta maç aldı. Ondan önce 3-4 hafta neredeydi? Ben bunu sorarım. Yani bu atamalar da yapılırken daha adaletli atamalar veya daha mantıksal atamalar yapılırsa bir açıklaması da olur MHK'nın en azından. Sen, ben veya işte diğer spor yazar arkadaşlarımız veya futbol severler buna inanır. Der ki gerçekten bu sebepten dolayı buraya bu hakem atanmamış veya atanmış. Ama bu izlediğimiz süreçte yapılan dağılıma baktığımızda eşit olmadığını veya verilen cezaların, cezaysa dinlendirme, eşit olmadığını veya birinci lige verilmesi cezaysa eşit olmadığını bir kez daha söylemek isterim. Eşit değildi yani bu yılda. Aynen, aynen öyle. Ama şu var, hani ben çok iyi bir performans gösteremiyorum yani. Bu sene açık ve nettir yani, bunu söyleyebiliriz. Yani maç olur, müthiş. Zaten ben şu noktadayım hep. Yani ben dün sevgili Osman Dinler'e de katıldım maç sonu. Yeni Boğaziçi Binatlı maçından sonra aynı görüş yaptım. Benim için bir maçta ben eleştirirsem hakemi dördünü birden eleştiririm Ebru.
Översem de dördünü birden överim. Mesela dünkü karşılaşma Mehmet Manet ve yardımcıları iyiydi. Gerçi bazen de oyuncular da etkendir sevgili Proyan. Hakem performansına ben söylerim oyuncu da etkendir. Yani oyuncu iyi niyetli olduğu sürece sahada hakeme yardımcı olmaya gayret gösterdiği süre içerisinde hakemin de hata payı o az olur ama haftanın en kritik maçında Doğan Türk Gençler maçında Kerem Eren gerçekten yüksek tempoda oynanan maçta performansı oldukça iyiydi. Buna söylemek isterim buradan. Evet, bu bakalım ne olacak kupanın atamaları. Ben de merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz hangi hakemlerin atanacağını. Birkaç tane forumda hakem var çünkü. Zaten bir elin beş parmağını geçmiyor maalesef forumda olan hakem sayısı. Bu da üzücü. Hakem yetişmiyor diye biz söylüyoruz ama bu yıl genç hakemlere de şans verildi. Bunu en çok destekleyenlerden biri de benim. Kulüpler ne kadar itiraz etse de işte bize tecrübeli hakem yollayın, genç hakem yollamayın, daha herhangi bir tecrübesi yok. Ben buna katılmam. Bu hakemlerimiz bu maçlara verilmezse nerede tecrübe kazanacak? Bir işte Mehmet Malek, Fehim Dayı uzaydan tecrübeyle inmediler. Doğrudur. Maçlara verildiler ve tecrübe kazandılar. O yüzden bu çocuklara, onların gözünde, kulüp başkanlarının gözünde, tırnak içinde söylüyorum çocuklara kelimesini, şans vermeleri lazım. Çünkü biz onları bu şekilde kazanabiliriz. Ha evet, onları da ayrıştıracak Beyza'da. Yani kimileri çok iyi yetişecek, devam edecek iyi performanslara. Kimileri bakacaksınız vasatı geçemeyecek. O zaman da onları ayrıştıracak MHK. Evet, aynen öyle. Evet, geçelim bir sonraki karşılaşmaya. Küçük Kaymaklı Cihangir karşılaşması. Şöyle bir maça geçmeden önce bir dipnot ya da bir not belirteyim. Cihangir Esentepe maçıyla başladı kupa yolculuğuna. Sonrasında işte sırasıyla Türk Ocağı, Bafil Kürdü ve Kaymaklı geldi. Kaymaklı'yla oynayacak maçı. Ama Türk Ocağı'yla lig karşılaşması sonrasında kupada bir araya geldi. Bafil Kürdü'yla lig maçı sonrasında kupada bir araya geldi. Kura çekimi öncesi acaba bu hafta Kaymaklı'yla maçı var Cihangir'in. Yine kupa öncesi rakibini tanıma adına, iyi tanıma adına Kaymaklı'yı çeker mi denildi ve öyle bir kura eşleşmesi oldu. Yine çok ilginç bir eşleşme Cihangir adına. Cumartesi günü Şehit Hüseyin Usos adında Küçük Kaymaklı'ya konuk oldular. Maç öncesi puanı 27'ydi ligde. Sıkıntılı bir sürecin içindeydiler. Toygar Hoca kupayı her platformda ana hedef olarak gösterdi. Ama 2-0'lık galibiyet sanıyorum bu hafta itibariyle ligde de nefes almalarına yaradı. Maç öncesi, maç sonrası da kupa öncesi, yarı final öncesi de en azından bir moral buldular. Bakalım Küçük Kaymaklı Cihangir maçında neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. Lefkoşa Şehit Hüseyin Usta Stadında Küçük Kaymaklı ile Cihangir 23. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ligde play-out hattından kurtulmak isteyen Cihangir ve ligde artık bir hedefi kalmayan Küçük Kaymaklı. Çarşamba gün Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda da yarı finalde ilk maçta karşı karşıya gelecek bu iki takım. Maça başlayan taraf Cihangir, Çağlar geliyor sağ taraftan, Çağlar'ın ortası, genç kaleci var kalede, Hüseyin Sadıklar uzaklaştırıyor topu. Fehim Dayı'nın da korner düdüğü var. Yapılan orta cezalan içerisinde Salih Say kafaya vurdu. Efe mükemmel çıkardı. Ali Duvarcı'nın 4 sarı kart cezalısı olması nedeniyle kalede Efe var. Cihangir orta alandan çıkmaya çalışıyor. Fırat'la Musa. Musa karşısında Mehmet var. Musa. Musa rakibinden sıyrıldı. Musa vuruşu. Kaleci Efe bu pozisyonda da başarılı. Genç kaleci bu pozisyonda da başarılı oldu. 0-0 eşitlik. Cihangir'in baskısı var. Çağlar doldurdu ceza alanı içerisine. Salih Say dönerek vuruşu, savunma Efe ve top filelerde. İzliyorsunuz Çağlar'ın doldurduğu top, Salih Say vuruşu, savunmaya çarpan top. Efe'nin de hatası var bu pozisyonda ve top filelere gidiyor. Dakika 27, Cihangir deplasmanda Küçük Kaymaklı karşısında 1-0 öne geçiyor. Şimdi Musa'yla geliyor Cihangir, vuruş direkten döndü. Dönen top Hüseyin Sadıklar uzaklaştırıyor topu. 28. dakikada Musa'nın şutu direkten döndü. Offor'la geliyor şimdi Cihangir. Quincy cezalı olduğu için oynamıyor Cihangir'de. Offor rakiplerinden sıyrıldı. Vuruşu Efe çıkardı. Genç kaleci bu pozisyonda başarılı. Hüseyin Sadıklar şimdi taç atışı kullandı. Cezanın içerisinde vuruş. Kaleci Raif başarılı bu pozisyonda. Uğur'la devam ediyor atak. Şimdi Offor. Offor rakiplerinden sıyrılıyor. Offor, Berkem, Offor. Vuruşu direğini yandan asfaltla dışarı gidiyor.
Orta alandan çıkmaya çalışırken ilk devrenin çalan düdüğü Dayı tarafından 1-0'lık Cihangir üstünlüğü var deplasmanda. Cihangir'in play-out adına mutlak kazanmak istediği bir karşılaşma, uzaklaşması gerekiyor. Doldurulan top off-for, kaleciyle karşı karşıya vuruşu Efe. Vuruşu Efe, off-for net bir pozisyondan yararlanamadı. Orta alandan Cihangir çıkmaya çalışıyor. Smart sağ tarafa verdi. Musa, Musa ile geliyor şimdi Cihangir. Musa ortası yerde kalıyor. Off-for dönerek vuruşu Ravaşata ve top filelerde. Off-for'dan estetik bir gol alıyor. Ravaşata'yı yapıyor ve topu filelere gönderiyor. Dakika 71. Cihangir artık daha rahat. Off-for net pozisyonu kaçırdı ama bunda da kendi yarattı ve güzel bir gol attı. Şimdi küçük kaymaklı en azından bir gol diyor. Uğur'a atılan top kaleci Raif girdi araya. Ve karşılaşma 2-0 Cihangir'le yine sona eriyor. Deplasmanda Cihangir 2-0 galip gelerek çok önemli bir 3 puana imza atıyor. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, cumartesi 23. hafta karşılaşmasında bir araya geldi Küçükkaymaklı ve Cihangir takımları. Cihangir rakibini Salih Say ve Ofor'un golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve artık bu maçı geride bıraktı iki takım. Gözler artık çarşamba günü oynanacak olan saat 15'te oynanacak olan kupa maçına çevrildi. Yarı final ilk ayağına çevrildi. Yine aynı sahada bu kez iki takım kupa yarı final için bir araya gelecek. Maçı izledin. Evet. Daha rahat konuşmak için de sözü sana vereceğim. Haklı bir galibiyet mi sevgili Depru? Evet, haklı bir galibiyet. Tabii Küçükkaymaklı normalde ligi değerlendirirsek, Küçükkaymaklı'nın ikinci devredeki performansına da bakarsak hiçbir zaman rakibini kazandığı maçlarda rakibini boğucu, işte dar alan vermeyen, rakibine alan vermeyen bir oyunla kazandığı bir maç söyleyemeyiz Küçükkaymaklı'nın. İşte belirli silahlarıyla, kontrataklarla, özellikle Uğur, yerli oyuncular arasında şu anda golcü pozisyonda oynuyor Uğur. Onu söylemek gerekir. Yerli oyuncularımızın en iyilerinin başında geliyor bana göre Uğur. Öyle bir silaha sahip Küçükkaymaklı ve biraz kişisel beceri, işte takımın Mehmet Ali Hoca ile toparlanması, Uğur'a birazcık daha yardımlaşma gelmesiyle kazanmaya başlamıştı. Ama hiçbir zaman dediğim gibi boğucu bir üstünlükle kazanmadı Küçükkaymaklı maçlarını. Bu maça gelecek olursak beklediğimden de kötüydü. Tabii bu bilemiyorum, bu ne kadar doğru olur ama bu bir taktik olduğunu söyle. Olmaması gerekir. Bu bir taktik. Hani biz işte kötü görünelim, kötü oynayalım da kupada Cihangir bizi daha rahat kazanır gibi bir düşünceye mi girsin diye düşündü acaba kendi içinde oyuncular, ya da bu düşünce istemeyerek mi gelişti? Ama gerçekten Küçükkaymaklı çok kötüydü. Teknik adamları da bunu söyledi. Ben kendisi de şaşırdığını söyledi bu oyuna ama tabii ki Cihangir karşısında da iyi bir Cihangir takımı olduğunu söyleyelim. Haftalardan sonra biraz daha Cihangir toparlandı. Çünkü son 2-3 haftadır kötü bir oyun oynuyordu Cihangir. İkinci yarının en yükselen takımlarından biri, performans olarak en yükselen takımlardan biri olmasına rağmen son 2-3 haftadır kötü bir oyun ortaya koyuyordu. Ama bu maçta istediği gibi oyunu force etti. Boş alanlar da buldu. Pozisyonlar da vardı. Sen de izledin. Çok da kaçırdı. Yani belki de fark açılabilirdi ama. Genç kaleci de başarılıydı. Evet, genç kalecinin yediği gol hatalı olabilir. Ancak çıkarttığı 2-3 tane net pozisyon vardı. Ki bu onun için bir umut verici. Ali Duvarcı'nın arkasından bir kaleci. Bir tek Efe var ve onun da yetişmesi açısından, kendine güveni açısından bu kurtarışlar genç oyuncu adına çok önemli. Bir dipnot, yedek bench'te yedek bir kaleci daha yoktu. Onu işte Mehmet Ali Hoca'ya sordular ama bu 17'den alabileceğini, alırsa o çocuğun geri tekrar dönemeyeceği gibi bir kural olduğundan dolayı alamadıklarını söyledi. Bu da ilginç çünkü bunu yorumcu arkadaşlarımız da yazdı. Yani 5. dakikada da bir sakatlık olabilirdi veya bir kart görülebilirdi. 5. dakikadan itibaren bir oyuncu mu geçecekti kaleye? Kaleye kim geçecekti? Oyuncu geçecekti dedi Mehmet Ali Hoca maçtan sonraki yorumunda. Eğer bir şey olsaydı, çünkü Osman Dinler'in programında Osman abi sordu. Kim geçecekti? Oyuncu geçecekti. Peki ama ilk dakikalarda böyle bir olay yaşansaydı, yani bu Süper Lig'de
olan bir takımın almadığı bir önlemden dolayı başına gelebilecek bir şey olmaması gerektiğini düşünürüm. Siz bir küçük kaymaklı kulübüsünüz, bir tane yedek kaleci bulabilirsiniz. Ama iyi, ama kötü, ama bencinizde bir yedek kaleci olmalıydı bana göre. Kuralları eleştirdi Mehmet Ali Hoca ama bence istenirse bulunabilirdi bir yedek kaleci, en azından orada olabilecek. Çünkü oyuncunun geçmesi ne kadar doğru olur sevgili Beyza da bilemiyorum. Bu anlamda küçük kaymaklı kupa maçı farklı olur diye soracak olursan evet farklı olacak. Evet, onu soracağız. Yani evet. Fırsat gelmişken sorayım ve hafta arasında bir değerlendirelim sevgili Ebru. Küçük kaymaklı bu şekilde oynamayacaktır Cihangir karşısında. Dediğim gibi bu oyuncuların... Cumartesi günkü kadronun daha farklı bir kadro çıkacak herhalde. Şimdi 4 eksiği olduğu konuşuldu ama bana göre bir yabancı eksiği vardı Konan. Ki o da zaten sakatla oynamıyordu, o dönecek. Bir de Ali Duvarcı. Başka bir eksiği olduğunu düşünmüyorum küçük kaymaklının. Cihangir'e geldiğimizde Nurettin oynamadı, Ali Öztürk oynamadı. Quincy, orta sahanın çok önemli ismi, yabancı oyuncusu yoktu. Aynı şekilde Cihangir'in de eksikleri vardı. Ama Cihangir görünüşünden farklı bir oyun sergilemedi. Belki biraz daha temkinli başlar kupa ilk ayak maçında ama küçük kaymaklının bu oyunla çıkacağını düşünmüyorum ben. Evet, farklı bir, küçük farklı bir evet yani. Farklı bir küçük kaymaklı bekliyorum. Uğur'a daha fazla oynayacaklarını yine düşünüyorum. Tabii ki ilk maçtır bu, birazcık her iki takımın temkinli başlaması doğal. Çok açık bir futbol beklemiyorum iki takımdan. Yani kaymaklı sağ avantajını kullanmak isteyecek. Cihangir de evet. İkinci maçın sahasında sağ avantajı olacağını varsayarak. İkisine de yaramayacak zeminden dolayı. Ve size gerçekten zemin, evet izleyicilerimiz de şu anda izliyor. Bakın zemin çok kötü gerçekten. Yani teknik kapasitesi yüksek oyuncuların zorlanacağı, kaldı ki diğer oyuncuların da zorlanacağı bir saha görüyorsun sahanın durumunu. Gerçekten çok, küçük kaymaklıya. Çok keyifli bir görüntü yok açıkçası. Evet. Yani o yüzden sağ avantajı seyirci olarak ama bu maça baktığımda gerçekten küçük kaymaklı seyircisi beklenen ilgiyi göstermedi. Belli yıllardır ligden, yok Ebru. Evet, ümidini kesmiş zaten küçük kaymaklı seyircisi. Özden'in kaymaklı taraflarını açıkçası. Kupada olur mu? Çünkü daha önceki senelerde kupada gerçekten çok büyük ilgi gösterdiler. Mehmet Bolkan döneminde kazandıkları kupa döneminde seyirci oldukça ilgi gösterdi kupa maçlarından. Bu dönem öyle olur mu? Ben de bekleyip göreceğim hafta içi ama Cihangir muhtemelen... seyircisi katılım gösterecektir diye düşünüyorum. Özellikle ikinci maç daha da heyecanlı olacaktır Cihangir'de. Evet. Evet, geçelim bir başka karşılaşma o zaman. Gayu Çetinkaya Malusa Türkgücü karşılaşması. Hafta arası kupa mesaisi yapacak olan bir diğer takımdır Malusa Türkgücü. Cumartesi günü başkente geldiler Atatürk Stadı'na. Gayu Çetinkaya ile bir birlik beraberlik. Bu maçın ardından artık onlar da gözlerini çarşamba akşamı bu kez kupa yarı final maçında Yeni Cami ile oynayacakları karşılaşmaya çevirdiler. Bakalım Gayu Çetinkaya Malusa Türkgücü maçında neler yaşanmış. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Gayu Çetinkaya Malusa Türkgücü'nü konuk ediyor 23. haftanın önemli karşılaşması. Şampiyonluk yarışında son haftalarda yara alan Çetinkaya, Sercan Kaleci ile karşı karşıya, Kaleci Türkan Başarılı ve playout dışında kalmak için mücadele eden Malusa Türkgücü. Malusa Türkgücü'nün hafta arası Yeni Cami ile bir de yarı final kupa maçı olacak. Sol taraftan Sami ile geliyor. Sami... Cezanın üzeri Arif güzel vuruyor ve topu 90'a takıyor. Dakika 12 Malusa Türkgücü Arif'in güzel golüyle deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Gayu Çetinkaya son haftalarda aldığı yaralarla şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor. Bu maça da hedefinden uzak çıkıyor. Cezanın içerisinde Emre'nin kafa vuruşu güzel ama dışarı gitti. Şimdi Sercan'la gelmeye çalışıyor. Gayu Çetinkaya Eko'nun pası David'in vuruşu ve top filelerde. Dakika 24, skor 1-1 oluyor. İzliyorsunuz David vuruşu ve top filelerde. En azından Yeni Cami Doğan Türk Birliği maçının oynandığı haftada Gayu Çetinkaya puan farkını azaltmak istiyor. Malusa Türkgücü playout dışında kalmak için mücadele ediyor. Bakalım bu karşılaşmadan nasıl bir sonuç çıkacak? Emre Öztaşlı'nın ilk devreyi çalan düdüğü var. 1-1 eşitlik var ilk devrede. İkinci devrede Gayu Çetinkaya korner atışı kullanıyor. Abbas vuruş ağlara gidiyor ama faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal ediliyor. Hemen oyuna başlıyor Malusa Türkgücü. Adil de geliyor şimdi. Malusa Türkgücü pasını verdi Raşit. Raşit kesiyor ama savunmada Tunç araya girdi. Muammer. Şimdi Muammer'le Tunç dönüyor. Gayu Çetinkaya atak geliştirmeye çalışıyor.
Sol tarafa Eko'ya verdi. Eko rakiplerinden sıyrıldı. Soldan ceza alanına girmeye çalışıyor. Karşısında Yasin Kurt var. Eko sıyrıldı, yerde kaldı. Hakem kendini yere bıraktın diyor ve pozisyonu devam ettiriyor. Şimdi Raşit kaleciyle karşı karşıya vuruş. Kaleci Cenk'le kaldı. Net bir pozisyondu Mausa Türk Gücü adına. Raşit bunu değerlendiremedi. Ve Lefkoşa Atatürk Stadında karşılaşma 1-1 sona erdi. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, reklamların öncesinde izlediğimiz son karşılaşmaydı. Gavi Çetinkaya, Mausa Türk Gücü maçı. Eprov, şöyle bir bakıyorum ben Gavi Çetinkaya'ya. Mutsuz bir görüntü var. Yani dışarıdan baktığında saha içine oyuncuların saha içi mücadelesi, duruşları, oynayış tarzları çok öyle keyifli bir görüntü yok. Yani bu artık ciddi şekilde, belirgin bir şekilde vuruyor dışarıya. Evet. Yani bu işte bize yansıyan kısa ama aynı şekilde herkes bunu konuşuyor. Mental anlamda Gavi Çetinkaya'nın bir çöküntü içerisinde olduğu. Tabii bunun sebebi, belki birçok sebebi sayılabilir ama sonuçta bu yaşadıkları süreç oyunlarına da yansıyor. Katılıyorum sana. Umutsuzluğun sebebi işte gelen fırsatları değerlendirememeleri olabilir mi? Çünkü gerçekten bana göre çok fırsat geldi önlerine ki işte bu son haftada söyledik programın başında da Doğan'ın ve Yeni Cami'nin puan kaybettiği, berabere kaldığı bir haftada sizin kazanamamanız bana göre bir çöküş sebebidir. Yani çünkü belki de son şanslarından biriydi yaklaşmak adına. Onu kaybettiler. Mental olarak tabii ben Faye'nin, biliyorsun yabancı oyuncuları Faye gitti, geri dönmedi. Çok büyük bir eksiklik olduğunu ve bunun takıma olumsuz yansıdığını düşünüyorum. Gelen en iyi yabancılar arasındaydı bana göre Faye. Eko işte biraz yalnız kaldı, önde yalnız kaldı. Diğer takımın yaş ortalamasının da büyük olması belli bir dakikadan sonra kondisyonlarının düşmesini sağladı. Bunlar hep etken, bir sürü daha etken sayabiliriz ama Faye'nin olmaması o tarihten itibaren zaten Gavi Çetinkaya bir düşüşe doğru gitti. Çünkü çok büyük bir eksiklik. İki yabancıyla oynuyor Gavi Çetinkaya. Ve tabii bakıldığında 42 puan, 50 puanlık bir Yeni Cami, hemen arada Doğan Türk Birliği var. Şampiyonluktan artık söz ediyorlar mı kendi aralarında, onu bilemiyorum. Bana göre artık biraz imkansız olduğunu konuşuyorlar. Çünkü bu verdikleri görüntü bakalım içlerinde çok çok daha üst bir noktadadır. Sana bana yansıyan işte bu sadece mutsuz olarak ifade ettiğimiz bir tabir ama onların içerisinde yaşadığı çöküntü bence daha büyüktür. Turan Altay gibi tecrübeli bir teknik adam ki ülkemizde gerçekten yetiştirdiği en iyi teknik adamlarından bir diğeri Turan Hoca. Çok disiplinli. Oyuncularına karşı da öyle. Bu noktayı çözememesi bana biraz ilginç geliyor. İçeride olan başka sorunlar mı var yoksa çok fazla işte kulübün dış faktörlerle uğraşması onları da mı etkiliyor? Bilemiyorum ama bu sorun çözülmedi ve bizlere kadar yansıdı. Oyunlarına yansıdı. Nisan'da şampiyonluk kelimesini kullanmıştı, evet. Turan Hoca. Nisan'da şampiyon olacağız yani, defalarca bunu uyguladı. Evet, bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. O da öyle oldu. Çünkü belki de Turan Hoca da oyuncuların mental olarak, fiziksel olarak da, ben yani sadece mental olarak söylemiyorum, fiziksel olarak da Gavi Çetinkaya oyunun belli bölümlerinde yetersiz kalıyor. Bunu söyledi daha önce abilerimiz de, sevinçleri karşılaştırdı iki takımın. Bakıyorum Mausa Türk Gücü attığı golden sonra ne kadar seviniyor ama Gavi Çetinkaya attığı golden sonra o sevinci bile doyasıya yaşamıyor. Peki bu bıkkınlık neden ya da bu mutsuzluk neden? Siz 1-1'e getiriyorsunuz maçı, kazanma şansınız geliyor, belki de galip geleceksiniz ama o hırs, o istek göremedim yani ben takımda. Ki biz kısa maçta değildim, şu kadarcık 3 dakikalık işte bir banttan izliyorsunuz, bu size geçiyor. Maçta olanlara eminim bu duygu daha fazla geçmiştir. Aynen öyle. Hafta arası kupaya gelecek olan bir Mausa Türk Gücü çarşamba akşamı aynı sahaya gelecek. Yine evet. Ve bu kez Yeni Cami ile karşılaşacaklar. Kupa yarı final. Bu kez çok farklı bir rakip bulacak karşısında. Yeni Cami. Mausa Türk Gücü. Evet. Yeni Cami'ye direnebilecek mi? Mausa Türk Gücü'nü küçümsediğim için söylemiyorum. Yeni Cami'nin oynadığı oyun ortada. Mausa Türk Gücü, o da inişli çıkışlı bir grafik. Evet, çok büyük bir motivasyon.
Açıkçası Yeşilova beni şaşırttı kaybetmesiyle. Özellikle 0-0'lık bir maçın ardından 2-0'dan 3-2 Mausa'ya yenilmesi beni şaşırttı. Bu Mausa Türk gücüne çok bir motivasyon kazandırdı, moral kazandırdı. Belki de içlerindeki o gücü biraz daha ortaya çıkardı. Ama Yeni Cami karşısında direnebilecekler mi? Bana göre çok fazla direnemeyecekler. Belki ilk maç çok gollü geçmez ama ikinci maçta Yeni Cami'nin ben istediğini alacağını düşünüyorum. Evet. Yani Yeni Cami'nin finalde olacağını düşünüyorum. Futbol sahada kazanılır. Tabii ki Mausa Türk gücünün de şansı vardır. İyi olan o gün istediğini sahaya yansıtan kazanacaktır. Ama ben Yeni Cami'nin finale bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum kupada. Var mı finale ilgili bir beklentin? Yani finale şu final oynar dediğin var mı? Yani şöyle, bunu bir tek Yeni Cami için belki söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi Küçük Kaymaklı'nın kupada sergileyeceği oyunun daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani Cihangir çok kolay bir Küçük Kaymaklı, en azından bu hafta kadar kolay bir Küçük Kaymaklı bulamayacak karşısında. O nedenle orada bilemeyeceğim. Maçları izledikten sonra belki söyleyebileceğim ilk maçta, ama Yeni Cami için finale en yakın takımlardan biri Yeni Cami'yi görüyorum. Evet, gidiyor muyuz reklama? Reklama gidiyoruz. Üç karşılaşmayı izledik. Doğan Türk Birliği, Yeni Cami, Küçük Kaymaklı Cihangir ve Gavi Çetinkaya Mausa Türk Gücü karşılaşmaları ilk bölümde ekranlara gelen karşılaşmalardı. Gidiyoruz reklama. Reklamanın sonrasında ikinci bölümde kalan maçlarla 90 artıya devam ediyoruz. Nural Construction'la 90 artı devam edecek. Herkes uyurken yollara düştüysen eğer, seversin. Güneşin ilk ışığıyla umut ediyorsan her sabah, seversin. Kırk senedir gözün gibi baktıysan yuvana, seversin. Öğrencilerine mutluluğu öğretebildiysen, seversin. Şehrine gelen misafirlere müşteri değil de dost gözüyle bakıyorsan, seversin. Ötekileştirmeden, dine, dile, ırka, yaşa bakmadan, birlikte içebiliyorsan kahveni, seversin. El emeği, göz nuruyla üretilenin, emek verilenin kıymetini biliyorsan, seversin. Çünkü sen seversen, güzel seversin Kıbrıs. Yüreğinde Kıbrıs sevgisi olan herkesi 1 Nisan Pazar günü İskele'ye bekliyoruz. İskele Belediyesi, Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinin üçüncüsünü 1 Nisan Pazar günü düzenleyecek. Avrupa'yı eğitimle keşfet. Eğitim görürken Avrupa'yı keşfetmek için mükemmel fırsat. Üniversiteye hazırlananlar, lisans, lisansüstü ve doktora yapmak isteyenler, kısa
kısa dönem dil kursları, staj, araştırma veya mesleki eğitim almak isteyenler, yabancı dilini geliştirmek isteyen, genel veya mesleki liselerden mezun veya mezun olacak öğrenciler, 2018-2019 akademik yılı Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği burslarına başvurular başlamıştır. Başvurularınızı online olarak 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 23.59'a kadar apply.ab.burs.eu başvuru portalından yapabilirsiniz. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından yürütülmektedir. Capiton Construction kalitesiyle Gönyeli'de yeni bir yaşam alanı sizleri bekliyor. Kapital Bank İşbirliği ile 48 bin sterlinden başlayan fiyatlarla 20 yıl ödeme planı ve 5 bin sterlin peşinat ve ayda 379 sterlin taksitlerle kira öder gibi Capiton Gönyeli Apartmanları'nda 2+1 daire sahibi olma fırsatı. İster taşının ister kiralayın. Kendi kendine ödeyen kredisiyle geleceğe yatırım yapın. Capiton Construction'la sizin de bir eviniz olsun. Detaylı bilgi için 0533 868 0101 veya capitonconstruction.com. Evinizi ısıtan detaylar vardır. Sizin yerinize düşünebilen, dilediğiniz anda çalışan, estetik görünümlü. İhtiyacınız olan her mekanda size özel çözümler sunar. Size ve sevdiklerinize konforlu ve güvenli bir uyku sağlayan Vigo Havlu, Vigo Konvektör Isıtıcılar. Vigo, elektrikli ısıtıcılarda artı değer. Size bir sorumuz var. Biz dünyanın en son teknolojileriyle üretim yapabilir miyiz? Peki Avrupa'da ya da Türkiye'de birçok markaya kafa tutan bir fabrika bu topraklarda olabilir mi? Neden olmasın dedik, tam 38 yıl önce yola çıktık. Azmimizi Ar-Ge ile bileyip genç ruhumuzu tutkuyla büyüten, inancıyla gelişen bir kurum olduk. Kararlılık ve azimle genç nesillere yol açtık. Kale Grup bünyesinde 220 bayimize ülkemiz ekonomisine güç katmak için her geçen gün sevgiyle, aşkla çalışıyoruz. Biz rekabetçi gücümüzü yalnızca kendimizi aşmak, daha iyiye, daha güçlüye, daha mükemmele ulaşmak için kullanıyoruz. İşte bu nedenle Kale Grubun tutkusu yüreğinde, sevdası memleketindedir. Seni seviyoruz Kuzey Kıbrıs. Kale Boya, Kule Yapı Kimyasalları, ÇBS Boya ve Kale Metal, Hasan Olat Sanayi Limited iştiraklarıdır. Kunland Sons Trading Limited, 10 yılı aşkın süredir Kuzey Kıbrıs'ta üretim yapan Kunland Sons Trading Limited, marketler, fast food, catering, oteller, restoranlar, pastaneler gibi birçok firmaya hizmet vermektedir. Alayköy Sanayi Bölgesi'nde 1000 metrekarelik fabrikada üretim yapan Kunland Sons Trading Limited, Kuzey Kıbrıs'ın ilk ve tek hijyenik ıslak mendil markası Sybella'nın da sahibidir. 200'ün üzerinde ürün ithalat ve ihracatı yapan Kunland Sons Trading Limited, son teknoloji makinalarla donatılmış fabrikasında %100 yerli ürün üretimi de yapmaktadır. Tüm ürünler Sağlık Bakanlığı'nın izni, kontrol ve testlerle üretilmektedir. Kunland Sons Trading Limited, kalite ve hijyenden ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyor. We'll be right back.
Mercedes-Benz. The best or nothing. Gel Latıcığım. Sultanman Yakışan Kahve. Bir kahve çekirdeğinden eşsiz bir lezzete giden yolculuğun adı Sultan Kahve. Crystal Cove, hayallerinizi gerçekleştirmek için kapılarını siz mutlu çiftlere açıyor. Unutamayacağınız bir düğün. Merit Crystal Cove kalitesi, kusursuz organizasyon ekibi ve muhteşem hizmetiyle sizleri bekliyor. Siz sadece hayal edin, biz gerçekleştirelim. En güzel gününüzde en özel hissetmeniz için tüm ekibimizle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 650-02-00. Merit Crystal Co. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 5410 444 4449 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır. Bağışlarınızla bekleyiş bitsin, hayat devam etsin. Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanmasıdır. Tek bir kişinin katkısının hem bir hayatın devamına sebep olması hem de başkaları için örnek teşkil ederek iyilik halkasının daha da genişlemesine katkıda bulunması çok hayati bir gelişmedir. Bu sistem gereğince bağışlanan organlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı Organ Nakli Koordinasyon Kurulu sistemi ile devreye girer. Kullanılacak organa göre organın yaşı belli bir risk oluştursa da organ bağışı için yaş sınırı yoktur. Hayattayken organlarını bağışlayan bir kişi daha sonra bundan vazgeçebilir. Ülkemizdeki uygulamaya göre ben sadece böbreklerimi bağışlamak istiyorum diyebilir ve organ bağış kartınızda bunu belirtecek seçenekler bulabilirsiniz. Ülkemizde organ nakilleri dünya standartlarında yapılmakta ve böbrek gibi önemli organların nakillerinde başarı oranları %90'ın üzerindedir. Bağışlanan her organ, yapılan her nakil aslında kurtarılan bir hayatı ifade eder. İmkansızı başarın, bir insana hayat verin. Haydi organ bağışına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Sizings Construction yapmakta olduğu ve tamamladığı projeleriyle güvenilir ve kaliteli işlere imza atmaya devam ediyor. Sizings Construction sentetik halı saha ve sentetik yürüyüş yolu projeleriyle ada genelinde onlarca projeye imzasını attı. We'll be right back.
ziyaret edin. Sizings Construction. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, ikinci bölümde birlikteyiz. İkinci bölümde ilk karşılaşma Yeni Boğaziçi Binatlı karşılaşması. Haftanın en gollü karşılaşması, toplam 7 gol çıktı. Yeni Boğaziçi deplasmanına giden Binatlı vardı. Kemal Uçaner ön plana çıktığı karşılaşma, direğe imza atan tecrübeli futbolcu. Kaptan yine sahnedeydi. Kaptanın bu iyi performansına eşlik eden bir diğer isim ise yabancı futbolcu Peter oldu. 3 gol Kemal Uçaner'den, 2 gol Peter'den. 5-2'lik galibiyetle batıdan geldikleri doğuya yeniden aldıkları keyifli skorla da iyi bir dönüş yaptılar. Bakalım neler olmuş Yeni Boğaziçi Binatlı maçında, hep birlikte izliyoruz. Evet, bu arada ilk düdükte çaldı. Yeni Boğaziçi'nin vuruşuyla başlanıyor karşılaşmaya. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gelişen atak, etkili geldiler. Sol kanat, tehlikeli bir pozisyon. Geldi vuruş, bakıyorum. Son anda Yusuf'un müdahalesi var. Çok etkili bir atak. Kemal Uçaner kaldırdı topu ceza alanına doğru. Savunma karşıladı. Yüksek bir top. Ersoy tek yumruk. Çıkmadı top tehlikeli noktadan. Mehmet Aroğlu zorladı pozisyonu. Açılan top. Müsait pozisyon. Bir vuruş bakıyorum. Son anda kafa vuruşu, top filelerde. Şenol pozisyonu zorladı. Kafa vuruşunu yapan isim o bölümde Peter oldu ve Peter'in kafa vuruşuyla Binatlı takımı 9. dakikada 1-0 öne geçiyor. Golün ismi Peter. Mehmet Erol kullanacak atışı. Mehmet Erol yaptı ortasını, savunma karşıladı. Açılan top bir kez daha Mehmet Erol'da. Etkili bir orta, savunma bir kez daha karşıladı. Tekrar pas. Ceza alanı içerisi, bu kez bu topu iyi kullanamadı Ahmet Yalçın. Köşe vuruşu. Yeni Boğaziçi takımının kalabalık ceza alanı içerisi, destek aldı o bölümde. Desteği veren İsmail Tırlık, sol ayak, yapılan orta Ayhan karşıladı o noktada. İsmail Tırlık atağı tazeledi. Kaleci Yusuf için bir kez daha ellerinde kalan top. Geçen haftaki 9. ortayı sıradaki izleyelim. Yusuf yine topu sayıyor. Evet. Ramadan adacını, Ramadan kontrol etti. Ramadan açarıyor kendisine. Ceza alanı dışı Osman'a gönderdi. Kötü bir gönderme bir kez daha. Peki sezon başında yaptığı transferlerle birlikte şampiyonluğun en büyük 2-3 tane adayını say deselerdi, biri Metege miydi? Gelişen atak, Armut ceza alanı içerisi. Armut yaptı vuruşunu yine Yusuf. Köşe vuruşu hemen kullanıldı. Yapılan orta, etkili bir kafa vuruşu bekleniyordu ancak Osman'a yükseldi ancak istediği vuruşu yapamadı. Yine etkili bir pozisyon hocam. Peter destek bekledi, döndü kaleye doğru. Gönderdi kaleye, dışarıya Erbay. Pasını verdi Taner'e. Taner Mehmet Erol'a doğru, zor bir top, hızlı bir top, yetişti. Yaptı ortasını, bir kafa, dışarıya. İsmail Tırlık destek verdi. Ramadan kaldırdı topu. Ceza içerisine olur. Yusuf Armond kaldırdı. Armond yaptı vuruşunu dışarıya. Kemal tehlikeli bozsun abi. Kemal Uçaner. Kemal vur mu diye baktı. Vuracak. Gönderdi, müthiş bir gol. Noktayı koydu. Çok güzel bir gol. Kemal Uçaner'den. Gerçekten adına, yaşına, klasına yakışan bir gol. Kemal Uçaner'den 45 artı 1'i geride bıraktık. Son derece güzel bir gol. Ersoy'un herhalde topu çıkarması beklemedi bile. Dediğim anda çalan, son düdüklerle ilk 45 dakika tamamlanıyor. 9. dakikada Peter 45 artı 1. Kemal Uçaner'in çok güzel bir golü vardı. İlk devre 2-0. Binatlı'nın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci arada bir kez daha birlikteyiz. Çalan ilk düdük. Değişiklik yok. Mehmet Erol. Mehmet Erol. Kurtardı topu o noktadan. Kemal olduğu noktaya doğru. Kemal Uçaner. Yine tehlikeli pozisyon. Kemal. Çok akıllı olu bir gol. Evet. Kemal Uçaner gerçekten attığı gollerle güne damgasını vuruyor. Dakikalar 56. Yine akıl dolu gollerden bir tanesi. Yapılan orta. Ayhan'dan döndü. Bir vuruş. Top filelere gidiyor. Bir vuruş, top filelere gidiyor o noktada. Gol atan isim Tırlık mı? Haşim Girgin. Girgin. Evet, evet. Haşim Girgin golün ismi.
Peter aldı topu. Önünde geniş bir boşluk. Kemal koşusunu yaptı. Peter verdi Kemal'a pasını. Kemal! Gün kaptanın kaptan hat-trick'le iyi günü de bu şekilde noktalar mı diye bakacağız. Çünkü oyundan çıkma için hazırlık var. Dakikalarda 68 oldu. 68. dakikada Talat. Haşim. Armond yaptı ortasını. Açtı herkes o noktada. Vuruş. Boşta kalan top Ramadan. Çekti ortaya doğru. Haşim. Bıraktı. Bir vuruş. Top filelerde. Yani. Bir vuruş. Top filelerde. Golün ismi Ahmet Yalçın. Hocam ama sanıyorum gol için söyleyeceğim. Çünkü orada savunmanın dağınık görüntüsünü çıkarabilir miyiz Pınar'a biraz? Lauballik artık. Boş vermek de değil. Hı-hı. Savunmanın lauballiğinden kaynaklanan bir gol oldu. Peter kendi gidiyor. Bakıyorum son anda müdahale. Osman. Ancak Keita ayak koydu. Şimdi Kane'de. Kane'de vuracak. Vurdu. Ersoy için kolay bir top. Pasını da verdi. Offside yok. Çok iyi süzdü pozisyonu. Bir vuruş o noktada. Ersoy başarılı. Kaleci Ersoy. Taç atışı. Yeni Boğaziçi takımının hemen kullanıldı atış. Gelecek bir kez daha Yeni Boğaziçi takımı. Rüstem pozisyonu başlayan isim. Şimdi Mehmet oynadı. Ara pası düşüncesi. Ayhan ayak koydu. Tehlikeli kaptı top. Boşta Haşim evet. Dışarıya attı. Üstüne doğru. Sağ kanata doğru bir top. Mehmet Neşe o noktada. Orta yapmasını bekliyor Mehmet Neşe'nin takım arkadaşlar. Mehmet girdi cezalına. Peter açarıyor. Buldu açıyı. Attı golünü. Bu kez Ersoy önleyemedi. Evet. Ayak üstünde. Kontrpiyada kaldı. Peter 89. dakikada İskor'u da 5-2'ye getiriyor. Mehmet Neşe'nin ortası. Yeni Boğaziçi kendi aralığından çıkma düşüncesi var. Dediğim anda çalan son düdükle maç bu kadar diyor Mehmet Malek. 7 golün çıktığı karşılaşmayı 5-2 bir anda kazanıyor. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, haftanın en gollü maçı 5-2'lik Binatlı galibiyeti Yeni Boğaziçi karşısında. İlk bölümde Yeni Boğaziçi'nin kritik pozisyonları var aslında. Girdi önemli pozisyonlar var. Bunlarda da Yusuf'un kalesinde iyi durduğunu, iyi yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Sonrasında ise sağlı sollu ataklar Peter'in açtığı sahne yine kapanış Peter'den. Arada Kemal Uşaner'in hat-trick yaptığı bir karşılaşma. Üçüncü gol sonrası, hat-trick'in imza atması sonrası ise oyundan alınan bir Kemal Uçaner. Keyifli bir gün Binat'la adına Ebru. Kalan haftalarda da artık bu şekilde devam etmeleri gerekir. Çünkü Hasan Hoca'nın kafasında bazı soru işaretleri var. Kalan maçlarda kazanmak zorundayız dedi. Hoş olmayan kelimelerin ortaya çıkmaması için tüm performansımızı da dedi. Rakip kim olursa olsun sahaya yansıtmak zorundayız dedi. Doğru bir yaklaşım ve doğru bir terim de kullandı zaten. Kesinlikle ki zaten Binatlı bunu camiaya, taraftarına borçlu diye düşünürüm. Çünkü kaybetmemesi gereken puanları kaybetti. 4. sıraya kadar geriledi. 10 puanlık bir fark açıldı. En azından kalan bu 7 haftayı da kazanarak hem sezonu iyi bir yerde tamamlar hem de bunu camiaya borçludur diye düşünürüm. Tabii ben Binatlı'yı en çok Ozanköy'de kaybettiği karşılaşmada eleştirdim Beyze'de. O da neden? Siz hedefi olan bir takımsınız, şampiyonluk hedefiniz var ve siz lig sonuncusuna yenilemezsiniz. Daha sonrasında işte hakem hatası olduğu düşünüyorum. Ben bu maçta hakem hatası da kabul etmem. Siz lig sonuncusu olan bir takımı yeneceksiniz. Ne isterse olsun. Bunu neden söylüyorum? Ozanköy kadrosu belli, kadro darlığı belli. Binatlı kadrosunu istersen birlikte sayalım. Evor Bello. Evet bu sezon istediği performansta değil. Katılırım. Ama bir zamanların kulüpler tarafından hangisi alacak diye savaşılan futbolcusu. Hı hı. Müthiş yetenekte golcü. Bu sezon istediğini verememiş olabilir sahaya.
nedenleri vardır mutlaka. Aynı şekilde Peter, Kemal Uçaner, milli takım oyuncusu Mehmet Erol, Şenol. Bu isimler ise Ozanköy'de biz kariyer yapmış bir tek Ertaç'ı söyleyebiliriz ikinci dönem için. Böyle bir takımla oynuyorsanız ve lig sonuncusuysa bu takım, ki ben Ozanköy'ü de izledim, son haftalarda toparlanmış olabilir ama onun öncesi haftalarda Süper Lig'e yakışmayacak bir futbol ortaya koyuyordu. Daha fazla işte hep topu uzaklaştırma, kendi sahasından topu çıkarma, organize olamama. Yani kötü bir futbol oynuyordu Ozanköy'e ve siz bu haftalarda gittiniz ve kaybettiniz Ozanköy'e. O yüzden Binatlı bu maçtan sonra işte ondan öncesinde kaybetti ama bu maç bence çok kritikti. Kazanması gerekiyordu. Ondan sonra zaten tekrardan da toparlanamadı. Kalan 7 maçını dediği gibi kazanması gerekiyor. Hem Hasan Hoca'nın söylediği biz ligin kaderini biz etkilemeyelim, çıkalım oyunumuzu oynayalım, kazanırız ama kaybederiz. Kazanması gerekiyor tabii. Kalan 7 maç fikstürünü bilmiyorum ne zorlukta. İşte söylediğimiz bir maçı var, o da Yeni Cami ile olan maçı sanıyorum. Orada da çıkıp kendi performansını ortaya koymalıdır. Bunun dışında tabii Yeni Boğaziçi. Yeni Boğaziçi'nin evet kendi sahasında Binatlı'yı yenebilseydi alt sıralar için yine bir kendisi için, Yeni Boğaz takımı için önemli bir avantaj olacaktı ama direnemedi Binatlı karşısında. Golcülerini de söyleyelim. Gerçekten bilmiyorum katılır mısın? Hem Ever böyle hem de Peter. İstenilen performansı en azından istikrarlı olarak bir John Ebukabi gibi, Okoli gibi bir istikrarlı performans yansıtamadı. İşte bir hafta iyiydiler, iki hafta kötüydüler. Hep böyle bir performanslar oldu. Ve Offor'u işte Cihangir'e kiraladılar. Belki de Offor'u arıyorlardı. Arıyordur. Keşke vermeseydik demişlerdir belki de ama tabii bu futbol kimin hangi takımda nasıl bir performans göstereceği lig içinde belli oluyor. O yüzden en başta kestirmek mümkün olmayabilir ama o iki oyuncudan Peter ve Ever Bella'dan beklenen performans daha yüksekti. Onların da istenen performansta olmadığını söyleyelim. Bana göre Binatlı'ya bu sezon için %60-70'lik bir performans gösterdiler. Aynen, aynen öyle. Evet, Bafülkü Urdu Gençlik Gücü maçı cumartesinin oynanan karşılaşmalarından bir tanesiydi. Gençlik Gücü geçen hafta 4-0'lık Yeni Boğaziçi galibiyeti vardı. Ve o galibiyeti bu hafta deplasmanda Bafülkü Urdu karşısında da perçinlemiş oldular. Aldıkları 2-1'lik galibiyet bakalım nasıl olmuş, hep birlikte izliyoruz. Süper Lig'in 23. haftasında Bafülkü Urdu Gençlik Gücü'nü Güzel Yurt Üner Berkalbistan'da konuk ediyor. Maçın hakemi Turgay Misk, Ozan Kel ve Olgun Canik yardımcılıklarını yapıyor. Gençlik Gücü'nün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İki takım açısından kritik bir karşılaşma. Özcan'la gelişen atan Sezgin, topla buluşan Debola. Debola sol taraftan atak geliştiriyor Gençlik Gücü takımı. Özcan ceza sahasına yaptığı ortasını Azat uzaklaştırmaya çalışıyor. Mamadou kaleye Endue dönerek vuruşu, son dokunan Debola oluyor. 15. dakikada Gençlik Gücü Bafülkü Urdu karşısında 1-0 öne geçiyor. İzliyorsunuz, Debola arka direkte topu ağlara gönderiyor ve 15. dakikada Gençlik Gücü Bafülkü Urdu deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Şimdi Mete ile gelişen atak, ceza sahası içerisinde oluşan karambol, Felix Özcan'dan sıyrılıyor. Vuruşu çizgi üzerinden Hakan uzaklaştırıyor. Sonrasında kaleci Ferhat da topu uzaklaştırmayı başarıyor. Felix ile başlayan bir başka atak. Sol tarafta Joseph ceza sahası içerisinde vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 27, gol Joseph. Bafülkü Urdu Gençlik Gücü karşısında beraberliği yakalıyor. Gelen gol sonrasında Bafülkü Urdu futbolcuları gol sevincini teknik direktör Kemal Yürekli ile paylaşıyor. Şimdi Ali ile gelişen atak. Ali uzaktan sert bir vuruş, top yandan dışarıya gidiyor. Bir başka atak Debola. Atağı kesiyor Bafülkü Urdu takımı. Sonrasında Turgay Miskin çalan düdüğüyle ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Bafülkü Urdu takımı başladı. İlk yarıda birer gol, iki takım da alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Mete ile başlayan atak, Felix süratli, Felix Gökhan tarafından düşürülüyor. Maçın hakemi Turgay Miskin dışarıda olduğunu belirtiyor ve serbest vuruş olarak değerlendiriyor. İtirazlar var Gençlik Gücü futbolcularında. Sonrasında Gökhan sarı kart görüyor. Debola ile başlayan atak. Debola rakiplerinden sıyrılıyor. Vuruşu savunmaya çarpıp üstten dışarıya gidiyor.
İki takım da ikinci yarıda gol arıyor, eşitliği bozmak istiyor. Azat'ın kaptırdığı top, topla dribling halinde Debola. Pozisyonu dikkatle izleyin. Debola rakiplerinden sıyrılıyor. Ceza sahası içerisinde vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 80, gol Debola. Gençlik gücü Bafık Yurdu karşısında bir kez daha öne geçiyor. Debola kendisinin ve takımının ikinci golünü Bafülkü Yurdu filelerine gönderiyor. Ve gol sonrasında sevinci. Ahmetcan sert bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Şimdi savunmadan uzun gönderilen top. İndirilen top Felix ceza sahasında. Joseph gol pozisyonu topu ağlara gönderiyor ama yaptığı hareket faul Hüseyin Taşçı'ya. Bu gol değer kazanmıyor. Maçta artık son anlar. Çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Bafülkü Yurdu bir gençlik gücü 2. Gençlik gücü çok kritik 3 puan alıyor. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, peş peş aldığı galibiyetlerle 29 puana ulaştı gençlik gücü. En azından Yalova, Yeniboğaziçi ve Ozanköy'den puansal olarak da yukarıya çıktı. Tabii ki bu hafta itibariyle Türk Ocağı ve Gençler Birliği'nde mağlup olması en azından kendisi için de keyifli bir hafta arası geçirmesine neden olacak. Önce Yeniboğaziçi 4-0'lık galibiyet, ardından deplasmanda Bafülkü Yurdu karşısında 2-1'lik galibiyet. Önemliydi Ebru. Son iki haftayı çok iyi geçen bir gençlik gücü olduğunu söyleyebiliriz bu durumda. Evet, kritik haftalarda kritik puanlar. Gerçekten gençlik gücü bunun meyvesini önümüzdeki haftalar toplayacak diye düşünüyorum. Neden? Çünkü hem alttaki takımların birbirleriyle olan maçları hem de şu ana kadar ortaya koydukları performansla gençlik gücünün gerisinde kaldılar. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu ayrım birazcık daha da olabilir. Gençlik gücünün 1-2 maçta alacağı galibiyetle kendisini rahatlatır. Playoff çizgisinin dışına çıkar mı çıkmaz mı onu bilemiyorum. Çünkü gerçekten 30 puanlı 3 takım var şu anda baktığımızda. 32 puanlı Bafülkü Yurdu var. Orada orta alanda biraz işler karışık ama bu 2 haftada üst üste aldığı puanlar gerçekten gençlik gücü adına çok önemliydi. Tabii Bafülkü Yurdu, onu da şöyle değerlendirmek isterim. Yeşilova'yı konuştuk. Beyza'da Yeşilova bu ligin renk katan takımlardan biri dedik. Aynı şekilde Bafülkü Yurdu'nun da olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten performansıyla, çalışmasıyla, işte genç teknik adam Kemal Yürekli gerçekten takımı mütevazı kadrosuyla çok iyi bir noktaya getirdi. Bunu da söylemek gerekir. Bu hafta kaybetmiş olabilirler gençlik gücünü ama Bafülkü Yurdu dirençli bir takım. Playout'un dışında kalacaklarını düşünüyorum. 32 puandalar ama zorlanacağını düşünmüyorum ben Bafülkü Yurdu'nun. Gençlik gücünün ise daha yolu var. 1-2 galibiyet daha lazım. En azından şu anki durumda en az 2-3 tane galibiyet alması gerekiyor. Ama alt sıralarda Türk Ocağı Gençliğe Birliği'nin sergileyeceği performans da onların bu sıralamadaki yerini etkileyecek. Tebrik edelim. Gerçekten kritik haftada kritik bir 3 puandı. Bakalım önümüzdeki haftalar neler gösterecek. Ben de merak ediyorum alt sıralarda. Playoff'ta olsaydı belki üst sıralarda da bu heyecanı daha fazla yaşayabilirdik ama playout'un olması bu sezon, ki keşke geçtiğimiz sezonda olsaydı, çok iyi oldu bana göre. Hem lige heyecanını kaybetmedi alt sıralarda. Çünkü eğer playout olmasaydı şimdi belki de biz bu takımlarla ilgili bu heyecanı konuşmuyor olacaktık. İşte 2-3 takımın düşmeye yakın olduğunu söyleyip geçecektik direkt olarak. Aynen. Evet, Lefke Binatlı maçını izleyelim o zaman. Özür dilerim. Lefke Gençler Birliği karşılaşmasını izleyelim. Haftanın farklı kazanan takımlarından bir tanesi Lefke. Konuk ettiği Gençler Birliği karşısında onlar da farklı bir galibiyete imza attılar. Bakalım Lefke Gençler Birliği maçında neler olmuş, hep birlikte izliyoruz. Lefke 16 Ağustos stadında Lefke ile Gençler Birliği play-out'tan kurtulma maçında karşı karşıya geliyor. 27 puanlı Lefke 28 puanlı Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Her iki takım açısından da bitime 8 hafta kala çok önemli bir karşılaşma. Karşılaşmaya başlayan taraf Gençler Birliği, uzun bir top kaleci Mehmet'e kadar geliyor. Sol taraftan Lefke gelişiyor atağı. Aleyhin pası verdi. Savunma araya giriyor. Berk çıkarmaya çalışıyor. Burak vuruşu üst direkten geri döndü. Atak devam ediyor. Kedi.
Kendi'nin ortası, kaleci Mehmet yumrukluyor topu, atak devam ediyor. Gençler Birliği savunması çıkardı. Şimdi sol taraftan kullanılan bir serbest atış, kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor. Gençler Birliği Emir'le bir frikik atış kullanıyor. Mehmet kurtardı bu pozisyonda vuruşu. Tom yapılan korner atışı, savunma, kaleci çıkarıyor, atak devam ediyor. Emeka'nın kafa vuruşu kaleci Mehmet'te kaldı. Her iki takımın da gol arayışları var. Şimdi sol taraftan Lefke Burak'la geliyor. Burak rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Yaptığı orta, Aleyn kafa vuruşu, Mehmet direkten döndü. Kasım kafaya vurdu, Sattam çizgiden çıkardı. Çok net bir pozisyondu. Kaçan Lefke adına sağ taraftan kendi vuruşu kaleci Mehmet çeldi. Önemli pozisyonlar var karşılaşmada. Sağ taraftan Aleyn girdi. Aleyn kaleciyle karşı karşıya, Kasım'a verdi. Vuruşu Kasım'ın top filelerde. Aranılan gol Lefke'den geldi. Aleyn sağ taraftan ceza alanına indi. Kasım'a kesti. Kasım'a al dağıt dedi. O da golcülüğünü konuşturdu ve 1-0 öne geçiyor. Dakika 21 işte Kasım'ın zor pozisyonda topa dokunuşu ve top filelere gidiyor. Lefke 1-0 öne geçiyor. Golden sonra yine Lefke hata, savunmada boşluklar buluyor. Kasım net pozisyon dışarı atıyor. Yılmaz'ın pasında Kasım bu kez daha kolaydı ama pozisyonu dışarı atıyor. Doldurulan top Emir çıkardı. Cezanın üzerinde Lefke hata, vuruş kaleci Mehmet son anda çeliyor dışarı. Doldurulan bu kez Gençler Birliği hata, cezanın içerisinde Mehmet üst direk ve top dışarı gidiyor. 1-0 üstünlüğü var. 21. dakikada Kasım'ın golüyle Lefke'nin, Hüseyin Eyüpler ilk devrenin 1-0 sona erdiğini belirtiyor. İkinci devreye Lefke başladı. Burak dönüyor orta alana. Taç atışı kullandı Lefke adına. Aleyn rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Doldurduğu top kendi. Kasım cezanın içerisinde rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Boran çıkarmaya çalıştığı kendi vuruşu üstten dışarı gitti. Gençler Birliği savunmasının uzaklaştıramadığı ve büyük boşluklar verdiği bir karşılaşma, kendi vuruşu dışarı gidiyor. Yine orta alandan hızlı çıkmaya çalışıyor Lefke. Yılmaz ara pası, Kasım galeciyle karşı karşıya ve golcü yine golcülüğünü konuşturuyor. Dakika 66, araya bırakılan toplarda büyük boşluklar buluyor. Lefke bugün adına Gençler Birliği karşısında 2-0 öne geçiyor. Kasım 2 golün de sahibi. 27 puanlı Lefke, 28 puanlı Gençler Birliği izliyorsunuz. Araya bırakılan top, Kasım kaleciyle karşı karşıya güzel bir plase vuruşu ve 2-0 oldu. Gol sevincini yaşıyor Lefke futbolcuları. 2-0'dan sonra Gençler Birliği atak geliştirmeye çalışıyor. İbrahim Sattam net pozisyonda dışarı vurdu. Orta alandan şimdi Lefke aleyhine çıkıyor. Semih. Emir'den sıyrıldı Semih, ceza alan içerisinde vuruşu ve top filelerde. Dakika 74, Semih'in vuruşu top filelerde. 3-0 Lefke artık çok rahat. Dakika 74 izliyorsunuz. Semih sağ taraftan ceza alanda vuruyor. Mehmet Kabasakal'ın yanından top filelere gidiyor. 3-0'lık üstünlüğü var Lefke'nin kendi saha ve seyircisi önünde. Lefke bu maçı alıp puanını 30'a çıkarıp play-out dışında kalmak istiyor. Boran'ın hareketi faul. Yerde kalan Kendi, Aleyn kullandığı serbest atışı, vuruş üst direkten döndü. Atak devam ediyor Burak. Burak karşısında İbrahim Köse var. Burak ortasını yaptı. Ceza içerisinde Kendi gelişine vurdu ve top filelerde. Dakika 78. 4 dakika arayla skoru 4-0'a getirdi Lefke. Farka koşuyor. 4-0'lık üstünlük Burak. Kendi dönerek vuruyor Kendi ve köşeden topu ağlara gönderiyor. Artık Lefke 3 puana çok yakın. 28 puanda kalıyor Gençler Birliği. 30 puana yükseliyor Lefke. Ve Lefke play-out dışında kalıyor 23. hafta itibariyle. Ahmet Karabar oyunda, cezanında İbrahim Köse net pozisyon 6 pastan dışarı vuruyor. Bulduğu önemli pozisyonlar var Gençler Birliği'nin ama gole çeviremedi. Aleyn'in vuruşu asfaltla dışarı gidiyor. Renkli karşılaşma, ataklı geçti bu mücadele ve karşılaşmanın hakemi Hüseyin Eyüpler 90 dakikanın sonucunu 4-0 Lefke olarak tayin ediyor. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor.
4-0'lık galibiyet. Keyifli bir galibiyet Ebru. 30 puana gelen Lefke, 28 puanda kalan Gençler Birliği tehlike çanları çalmaya başladı herhalde İskele evet. temsilcisi için. Tabii Gençler Birliği'nin bu noktaya gelmesi, şu anlamda söylüyorum, yaşadığı çöküş, maddi zorluklar onları bu noktaya getirdi. Üzücü bir kulüp adına bunların yaşanması. Çünkü gerçekten biz geçtiğimiz sezonlarda, işte sezon başında Gençler Birliği'nin başarılarını konuştuk, üst sıralara oynamasını konuştuk ama maalesef işler istedikleri gibi gitmediler. Yaşanan maddi zorluk bu noktaya getirdi. Bu da ülkemizin gerçeklerinden biri. Bunun diğer kulüplere de artık bir emsal, belki kötü olacak ama en azından bütçelerini ona göre ayarlarlarsa bu süreçte bu sıkıntılar yaşanmaz. Kulüp başkanı olmak çok zor, onu da söyleyelim. Gerçekten kulüp başkanı yapan, yöneticilik yapan insanların fedakarca ve belki özel hayatlarından çalarak, maddi güçlerini de ortaya koyarak bu gömleği giyiyorlar ama çok zor. Gerçekten ateşten gömlek diyebiliriz kulüp başkanlığı için. Gençler Birliği tabii 28 puanda gerçekten kritik. Bu sergiledikleri oyunla play-out'un dışında kalamayacaklar gibi duruyor. Tabii kalan 7 hafta dışarıda daha bir sürü puan var. Ama ben play-out oynayacağını düşünüyorum Gençler Birliği'nin, bunu söyleyebilirim. Lefke adına ise Akan Sermaye ile birlikte bir toparlanma süreci başlamıştı. Bu takımın oyununa da yansıdı ve sahada gerçekten daha pozitif, daha istekli Lefke oyuncularını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Evet, inişli bir çıkışlı bir grafik. Belki son noktalarda, son vuruşlarda bazı yapamadıkları için bazı maçları kaybetti Lefke ama o toparlanma gözle görülür. Uzun bir sürede bir antrenörle, teknik adamla devam etmesi gerektiği düşünüyorum ben Lefke'nin. Neden? Çünkü çok fazla değişiklikler oluyor ve oyuncu anlamında da istediği transferleri yaparsa, seneye için konuşuyorum ve istikrar sağlanırsa teknik adam anlamında da, bence bu Lefke'nin daha çok işine yarayacak gibi duruyor. Hakan Sermaye ile de o uyum tuttu gibi görünüyor. Belki gelecek sezonda Hakan Sermaye ile de devam edebilirler. Çünkü Lefke ayrı bir bölge, özel bir bölge bana göre. Hem orada çalışmak, oradaki ortam, taraftarlarına baktığımız zaman gerçekten futbolu seviyorlar ve takımlarına da destek veriyorlar. Evet, bazı olaylar yaşanıyor ama son haftalarda bunları da duymuyoruz. Bu da Lefke adına sevindirici bir gelişme. Demek ki hem takıma olumlu etkisi oldu Hakan Sermaye'nin, hem de camia olarak bu bir sakinleşme sürecine girdi gibi düşünüyorum. 30 puanları var. Onlar da play-out'un dışında kalır mı kalmaz mı hep birlikte göreceğiz. Çünkü dediğim gibi 30 puanlı bir sürü takım var. Bu barajda 35-40'lara çıkarsa onların da daha işi var. Puan almaları gerekiyor. Birkaç galibiyet daha gerekiyor Lefke'ye. Evet. Geçelim gecenin son maçına. Ozanköy-Yalova maçı. Geçen hafta Binatlı galibiyeti, bu hafta Yalova galibiyetiyle perçinleyen bir Ozanköy takımı var. Son ana kadar mücadele edecekleri ortada. Bakalım 3-0'lık galibiyet nasıl olmuş? Hep birlikte izliyoruz. Ozanköy'de Ozanköy ile Yalova ligin dibinden kurtulma mücadelesi veriyor. Çok önemli bir karşılaşma. Ozanköy geçtiğimiz hafta Binatlı deplasmanında aldığı galibiyetle ümitlerini yeşertti. Yalova ise son haftalardaki kötü gidişe devam ediyor. Bakalım bu maç sonrası neler olacak. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Yalova oldu. Vuruş cezalan içerisinde bir kez daha vuruyor kaleci Mehmet Emin'de kaldı. Önce savunma, sonra kaleci Mehmet Emin. Bir kez daha Yalova geliyor Patrik'le. Patrik rakibinden nasıl maç aşıyor. Elle mücadele, müdahale var. Devam diyor Mehmet Sezener. Penaltı itirazları var Yalova futbolcularının bu pozisyonda. Atak şimdi Ozanköy adına geliyor. Uzaktan vuruş Seyhan'dan dışarı gidiyor. Sağ taraftan Yalova atağı var. Yapılan orta ceza içerisinde. Parik vuruşu kötü. Savunma arkasına atılan top Cemal. Dönüyor boş kaleye, devam ediyor atak yine Cemal. Araya girdi Ozanköy savunması, uzaklaştırdı. Sol taraftan Yalova atak geliştirmeye çalışıyor. Ceza içerisi. Atak devam ediyor. Doldurulan top. Zihni dönüyor Cemal. Dönerek Mithat'ın vurdu dışarı gidiyor. Bir faul kararı çıktı. Sağ köşeden. Bekir topun arkasında yaptı orta. Zihni bomboş pozisyonda kafayı vuruyor ve topu ağlara gönderiyor.
İzliyorsunuz, zihni boş bırakıldı. O da uzun boyunun avantajını da kullanarak topu filelere gönderdi ve Ozanköy Yalova karşısında 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 25. Golden sonra Ozanköy pozisyon bulmaya devam ediyor. Bekir vuruşu ve top filelerde. Savunma arkasına atılan güzel bir top. Golcü Bekir izliyorsunuz. Savunmanın arasından sıyrıldı. Kalecinin de çıktığını gördü. Güzel bir aşırtma vuruşu. Ve dakika 35. Ozanköy 2-0 öne geçiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle hayat bulan, moral bulan Ozanköy 2-0 önde. Yalova kötü gidişe devam ediyor. 14 puanı var Ozanköy'ün. Ve 21 puanlı Yalova Ozanköy kazanarak yakalamak istiyor. Ligin altından kurtulma umutlarını yeşertmek istiyor daha da. İkinci devreye Yalova başladı. 2-0 Ozanköy üstünlüğü vardı ilk devrede. Korner atışı kullanıyor Yalova. Doldurulan top arka direkte. Mithat kafayı vurdu, yandan dışarı gitti. Aynı kontra ataklarda ikinci yarının 40. dakikada, ilk yarıda 40. dakikada oyuna dahil olan Ertaş var oyunda. Ertaş rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Ertaş savunma araya girdi. Pası Bekir. Bekir mükemmel vurdu ve top filelerde. Dakika 55. Ertaş rakiplerinden sökmeye çalışırken topu pası Bekir'e. Bekir güzel vurdu solağıyla, 90'dan topu filelere gönderdi. Ve dakika 55'te adeta fişi çekti. 3-0 yaptı. 3-0'dan sonra Ozanköy akın akın geliyor. Muhammed Ertaç kesiyor arkada, plase vuruş dışarı. Bekir'e bu yakışmadı. O güzel gollerden sonra net pozisyon dışarı attı. Doldurulan top ceza içerisinde, zihni vuruş, kaleci İrfan çeldi. 3-0'dan sonra Ozanköy Yalova karşısında adeta akın akın geliyor. İzliyorsunuz sol tarafta Nameke vuruşu, top dışarı gidiyor. Ender gelişen Yalova ataklarından biri Uçe. Doldurulan top Mehmet Emin, iki hamlede topa sahip oluyor. Doldurulan uzun bir degaş. Savunma arkasında Bekir, Muhammed. Muhammed kaleciyle karşı karşıya, İrfan çıkıyor ve uzaklaştırıyor. Ve karşılaşma Ozanköy'ün 3-0 galibiyetiyle son buluyor. Ozanköy puanını 17'ye yükselterek umutlarını daha da artırıyor. Nural Construction'la 90 artı devam ediyor. Evet, 3-0'lık galibiyet. Çıkmayacağından ümit kesilmez Ebru. Sanıyorum kalan haftalarda da bu mücadele devam edecek. Önce Binatlı galibiyeti, ardından Yalova galibiyeti, ancak bu hafta lider Yeni Cami'ye konuk olacak olan bir Ozanköy. Tabii ki gözler bu haftaya çevrildi. Evet. Bakalım Mehmet Hoca, tecrübeli teknik adam, neler planlayacak bu haftaki karşılaşmada? Hemen düşüncelerimi almak istiyorum. Tabii evet, çıkmayan canından ümit kesilmez ama ben o kadar iyimser bakmıyorum. En azından Ozanköylüler kadar iyimser bakmıyorum. Gerçekten Ozanköy'ün bu ligde kalırsa mucize olur. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Tabii ki onlar da bu sezon çok büyük ümitlerle başladılar lige. Süper Lig'e çok büyük ümitlerle çıktılar ama onların da farklı dönemlerde farklı yaşadıkları sorunlar, işte başkan değişikliği, transferlerin gerçekleşememesi gibi ligin başından beri süre gelen bir sürü sorunları vardı ve lig sonunculuğuna kadar vardı bu sorunlar. Sahaya da yansıdı. 17 puanda, dediğim gibi bana göre Ozanköy'ün bu ligde kalması mucizedir. Kalırsa da çıkar tebrik ederiz. Hiç sorun değil ama şu anda 17 puanda. Yeni Boğaz için de bu kefeye koymak istiyorum. Bu iki takımın ligde kalması, Beyza de bilmiyorum bunu bu kadar açık söyleyebilirim ama bana göre mucizedir. Yalova'yı sadece şu anlamda söylüyorum. Yalova'yı da bu potanın içine çekti Ozanköy, bunu başardı. Direkt düşecek iki takım belki de değişecektir. Ama bu üç takımdan biri ya da bu iki takımdan biri playout'a kalsa bile ben playout'ta şanslarının yok denecek kadar az olduğunu düşünüyorum. Kalsa bile, ki kalacağını düşünmüyorum. Evet, yani en zayıf halka Yalova, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy. Evet, şu anda o, yani oynadıkları oyun da bunu söylüyor. Sadece puansal anlamda bunu söylemiyoruz. Ortaya koydukları oyuna bakarsam son iki hafta evet Ozanköy'de bir toparlama süreci var ama işte şimdi Yeni Cami karşısında ne kadar direnebilecekler? Yeni Cami tabii ki rakipleri değil ama kaybetme gibi bir lüksü yok bundan sonra. Aynen.
O yüzden dediğim gibi ben mucize olarak bakıyorum ligde kalmalarına. Bunun dışında Yalova birazcık kendi kendini ateşe attı. Sorgulamalı aslında. Evet. Ki baktığında iyi mücadele etti. İlk karşılaşma vardı. Dünkü karşılaşmada da bence iyiydiler ama birçok pozisyondan da yararlanamadılar birbirini doğal olarak. Sonucu da kendileri tabii adına. Tabii bu maça gelene kadar Beyza'da başka diğer maçlarda kaybetmemeleri gereken maçlar vardı. Orada da istediği sonucu alamadılar, sonuca gidemediler ve bu noktaya geldiler. Biraz bana göre kendi kendine, yani Yeni Boğaziçi ve Ozanköy'den ayırıyorum. Çünkü süre gelen haftalar boyunca onları hep son iki sırada izledik biz. Ama hı, Yalova son iki hafta mı, üç haftadır sonundan üçüncü sıraya geriledi. Birazcık yani son 7 haftada hep tüm maçlarını kazanırlar mı onu bilemiyorum ama kendi kendilerine ateş attıklarını söyleyebilirim. Evet, maçları noktaladık. Hasan Sertoğlu'nun açıklaması var. Gündeme de bomba gibi düştü. Son bölümde istersen onu da konuşalım ve programı kapatalım. Tabii öncelikle üzüldüğümü söylemek istiyorum. Haber neydi? Onu bilmeyen izleyicilerimiz varsa onu da söyleyelim dilersen. Hükümetin ayırdığı bir bütçe vardı. Futbola yapılacak olan katkı payı olarak 5 milyondu bu. Tabii hükümet değişince bu 4 milyon olarak değerlendi. Yani eski katkı payıyla aynı olacağı konuşuldu. Bu tabii üzücü. Neden? Çünkü kulüplere baktığımda buradan alacakları gelirle belli bir hesaplar yaptılar, belli bütçeler ayırdılar veya belli planlar yaptılar lig boyunca. Şimdi 1 milyon az bir para değil. O yüzden bu dağılımın olamayacağı, bu paranın gelmeyeceğine bakarsak kulüpler çok sıkıntı yaşayabilir. Özellikle maddi anlamda zaten halihazırda sıkıntı yaşayan kulüplerimiz var ki bunları söylemekten çekinmem. Yeni Boğaziçi, Yalova, Gençler Birliği, bu alt sıralarda olan bu kulüplerin özellikle bildiğimiz kendileri de ifade eder. Maddi güçlükler yaşıyorlar. Bu katkı payının da gelememesi bu kulüpleri lig sonuna kadar ne kadar etkileyecek? Oyuncular belki de geriye dönük maaşlarını alamayacaklar. Bir sürü sorunu arkasında getirecektir. Üzüldüm açıkçası. Tabii ki hükümetler değişir ama verilen sözler bana göre değişmemesi gerekir. Çünkü siz bir protokol imzaladınız, bir anlaşma yapıldı. Geliyorsunuz, değiştiriyorsunuz ama planlar önceki anlaşmaya göre yapılmıştır. En azından başka türlü bir yol bulunabilir miydi bilemiyorum. Bu konuda federasyon tekrar girişimde bulunacak mı, görüşmelerine devam edecek mi hep birlikte göreceğiz. Hasan Sertoğlu'nun bir açıklaması vardı. İşte ben kendim borçlanıp belki bu kulüplere ödeme yapacağım. Onun tabii ne kadar bu çözüm getirir? Çünkü sonuçta Hasan Sertoğlu Federasyon Başkanı olarak, kişisel olarak yayınladı ama kişisel olarak yani bunu yapmak zorunda değil. Ve bir de ne kadar borçlanabilirsiniz, kulüplerin ne kadar ihtiyacını karşılayabilirsiniz o soru işareti. O yüzden gerçekten içinde kulüpler bulunacak. Kulüpler Birliği herhalde bir araya gelecek. Evet, onu da söyle. O da yeni bir haber. Onu da istersen aktarabilirsin. 21'inde yani çarşamba günü mü oluyor sanıyorum toplanma kararı aldılar. Tabii nasıl bir çözüm getirilecek? Tekrar başvurulacak mı? Hükümetle bir görüşme istenecek mi? Onu bilemiyoruz. Ama bu kulüpler açısından üzücü. Zor durumda olan kulüplerimiz var. Sezon sonunu belki de tamamlayamayacak kulüpler ki bunlardan bir Gençler Birliği'dir. Haftalardır söylediler bu sıkıntıyı yaşadıklarını. Bir de üzerine bu eklenecek diğer kulüpler için de. Gerçekten üzücü. Şey noktasında da kulüpler için de şunu söylemek gerekir. Bir söz verecekseniz futbolculara için söylüyorum bunu. Siz oyuncunuza bütçenizi bilerek söz vereceksiniz. Çünkü veremeyeceğiniz sözlerinizi tutunca işte çok zor durumda kalıyor kulüplerde. Onlara da belki nacizane bu tavsiyede bulunabiliriz. Çünkü gerçekten hem kendilerini zor durumda bırakmak istemiyorlarsa bütçeye göre hareket etmek gerekir. Ligin sonunu getirebilmek adına. Aynen. Bekleyip göreceğiz. Ağzına sağlık. Kırmadın, katıldın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. En azından 23. haftayı bu şekilde tamamladık güzel yorumlarınla. İlerleyen süreçte bir kez daha birlikte olalım sevgili Ebru. Teşekkür ediyorum. Evet, Ebru Akgül'le 23. haftayı bu şekilde değerlendirdik ve artık 24. haftayı bekleyeceğiz. Bir programı da bu şekilde noktaladık. Önümüzdeki hafta Pazartesi akşamı buluşmak dileğiyle iyi bir gecenin sizlerle olmasını diliyorum. Şen ve sen kalın.
Star Construction 90 Artı'yı sundu. Sizings Construction yapmakta olduğu ve tamamladığı projeleriyle güvenilir ve kaliteli işlere imza atmaya devam ediyor. Sizings Construction, sentetik halı saha ve sentetik yürüyüş yolu projeleriyle ada genelinde onlarca projeye imzasını attı. Sizings Construction.